HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Tabii hafta içerisinde olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağımı belirteyim. Pardon. Spor Toto 1. Lig playoff yarı final ilk maçında Eyüpspor konuk ettiği Bodrum Spor'u Mustafa Pekdemek'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Mücadelenin rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak. Kadınlar Uluslar Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşan Türkiye 3-0 kazandı. Vargas'ın ilk kez milli olduğu maçta Filenin Sultanları lige zaferle başladı. Sev Avrupa Altın Ligi'nde A milli erkek voleybol takımı Portekiz karşısında 3-2 kazandı ve 2-2 yaptı. Milli sporcu Merve Dinçel Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Tabii şimdi profesyonel futbol disiplin kurulu genel sevkleri var. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Ankara Gücü, kötü tezahürat, çirkin olaylar, sağ içi şeyleri falan filan genel sevkler var. Adana Demirspor, iki tane konu, farklı konu başlıyor. Onu açmak istiyorum. Bir tanesi Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sayın Murat Sancak, dün Ajans Spor ve Radyo Spor'da da biliyorsunuz bu haber ilk sıraya yer aldı. Ajansspor.com sitesi üzerinden de rahat bir şekilde bu haberi okuyabilirsiniz. Dün futbol dünyasına bahis olaylarının etkisini işaret ederek hakem hatası olan maçlarda şike ihtimalini dile getirdi Sayın Murat Sancak. Bakın tekrar söylüyorum. Futbol dünyasında bahis olaylarının etkisini işaret etti. Dedi ki bahis olayları var, dikkat etmek lazım. Bu sadece Türkiye'de, dünya genelinde söylüyor. Hakem hatası olan maçlarda da şike ihtimalini dile getirdi. Bir bu konuyu açmak istiyorum. Bir de ikinci konu. Şimdi mesela alt liglerden, yani Süper Lig'e çıkan, mesela diyelim Samsun Spor Süper Lig'e yükselmesi durumunda sebebiyle, yani bir alt ligden bir üst lig'e çıktığı zaman 325 bin euro Türkiye Futbol Federasyonu'ndan para alıyor. 325 bin euro. 300 alacağım telefonu. 325 bin euro. Şimdi şunu söylüyorum. Serie B'den Serie A'ya çıktığınız zaman, yani İtalya'ya bakalım, Serie B'den Serie A'ya çıktığınız zaman 25 milyon euro alıyorsunuz. Premier Lig'e yükseldiğiniz zaman, yani İngiltere'ye geldiğimiz zaman Championship'ten Premier Lig'e yükseldiğiniz zaman, şimdi oradan mesela kim yükseldi? Luton Town yükseldi. Aldığı para ne kadar biliyor musunuz? 105 milyon euro. Niye? Çünkü rekabet edebilsin diye Türkiye federasyonlar onlara para veriyor. Bizim ülkemizin federasyonu 325 bin euro veriyor. Şimdi geliyorum ben alt ligden üst lige çıkmış olan Samsunspor, Rize, işte daha sonraki öbür takım da belli olacak. Üçüncü takım belli olacak. Naklen yayın geliri yok alt ligde. Hasılat geliri yok. Tribün geliri yok. İşte ne bileyim sponsor geliri yok. Nasıl mücadele edecekler? Ki bunlar aslında yeni Türkiye Futbol Federasyonu seçilecek olan yönetim aslında bunlarla ilgili de bir karar alması gerekiyor. Çıkıyorlar devam farklı farklı şeyler söylüyorlar. Yok rezerv lig, şu lig, bu ligi kuralım falan diyorlar. Ama aslında en önemli şey alttan birinci, yani üst lige çıkan takımlara Futbol Federasyonu'nun biraz finansal desteğini arttırması. Yani 325 bin euro komik bir rakam. Çok komik bir rakam. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Bursa'dan Cüneyt ben abi. Buyurun Cüneyt, hoş geldiniz. Lig bitti, ilk telefon bağlantısını yaptım abi. Yani ilk derken ilk alınan şey oldum. Dinleyici oldum diyorsun. Evet, hep bağlanıyordum ama. Buyurun Cüneyt Bey. Bir Fenerbahçe olarak bu sezonda biraz ağlarla vahlarla bitirdik. Evet. Yani yeni sezona bakalım ne olacak, hayırlısı diyelim. Artık diyeceğimiz bir şey, yani temennilerden Ali Koç kalsın gitsin, Jesus kalsın gitsin. Nasıl söylenecek, ne edecek? Gerçekten Fenerbahçe'ye artık duygusal olarak çok karışık bir hale geldik abi. Yani yeni transferler olacak diyoruz ama artık hani çok şey bir durum oldu. Fenerbahçeliler için ikincilik sanki bize artık benimsenmiş bir duruma geldi. Bu çok kötü bir hale almaya başladı abi. Normalde ikinci olan bir takım başarılı dersin ama biz artık... Yani Avrupa'da falan başarılı gözüküyor biliyorsun. Evet, aynen öyle abi.
Hı hı. Aynı. Artı bir de abi hani bir bayan arkadaş bağlanıyor bazen Galatasaray'la. Hep ama... Ali Koç üzerinden Fenerbahçe'yi vuruyor. Dün evet. dedik. Hani dün dedi işte kazanılmış şampiyonluktur, hak etmiştir bu sene kim kazansa. Ben eminim ki bu sezon Fenerbahçe veya Beşiktaş şampiyon olsaydı kesinlikle hak edilmiş bir şampiyonluk diye bir şey söylemeyecekti o. Yani gene girecekti. Bu böyle olacak, bu şöyle olacak diye. Bu yani vuracaktı yani ama dün baktım o kadar gayet sakin, gayet böyle ılımlı konuştu. Çok yapıcı konuşmalar. Daha önceden de dinliyorduk biz onu. Nasıl ortam gerici, Fenerbahçe'de gerici konuşmalar yaptığını da çok iyi hatırlıyoruz. Onu dile getireyim dedim. Bir de abi hani Dursun Özbek çıktı dedi ya. Fenerbahçe centilmen takımdır, bizi alkışlayacaktır. Biz oraya şampiyon geldiğimizde nasıl bir muameleyle karşılaştığımızı çok iyi hatırlıyoruz. Unutmadık. Hani diyorlar ya unutmadık, unutturmayacağız. Kimseden alkışlama beklemesin abi. Sulu final diyorsun değil mi? Aynen öyle abi. Yani bırak alkışlamayı, maç bitti sahanın ortasında beklendi falan. O yüzden hiç kimse alkışlamak falan yok. Umarım bu sene böyle bitti. Seneye hatalardan ders çıkartılır. Yani Fenerbahçe taraftarını şampiyonla götürecek bir kadro, bir hocayla bir karar alınır abi. Peki. Çok teşekkürler Cüneyt. Kendine çok çok iyi bak. Tabii burada seneye şöyle karar da almak lazım. Tribünleri de biraz değiştirmek lazım Fenerbahçe tribünleri. Kimse kusura bakmasın. Yani eski tribünlerle şu anki tribünler arasında dağlar kadar fark var. Onu da belirtelim. Yani bu bilet satışları, kombine satışları biraz gruplara, tribün gruplarına, yani ne bileyim o genç Fenerbahçeliler gibi, Anadolu genç Fenerbahçeliler gibi gibi. Yani mesela deplasman tribünü ne diyoruz Fenerbahçe'de? En iyi tribün deplasman tribünü diyoruz. İnanılmaz destek veriyor. Aynı tribünü iç saha maçlarında göremiyorsun. Bu kombine satışlarında biraz da buna da dikkat edilmesi gerektiğini belirtmemizde fayda var yönetime. Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Beğrem Aygün Bey. Buyurun Beğrem Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Aygün Bey. Hayırlısıyla da ligimiz bitti Aygün Bey. Çok şükür. Evet. Acısıyla yani, tatlısıyla ligimiz bitti. Evet. Ligimiz bitti. Ben şunu Sayın Galatasaray Güneşli Erdem Timur Bey'den bekliyorum. Lig bitti. Elimdeki gizli belgeleri ben sormak istiyorum. Bekliyorum. Açıklamasını bekliyorum diyorsunuz. Evet. Açıklamasını bütün Türkiye bekliyor. Yani bunu açıklamasa bunu federasyondan bir yaptırma olması lazım kardeşim. Sen bu sene içerisinde bu lafları etsin. Gel bakayım. Senin elinde ne bilgi ne belgen var. İnsanları tövmet altında neyi bırakıyorsun? Bir gel bakalım. Ben bu konuyu dinleme yani mutlak suretle bunu basın toplantılarının birisinde buna sormaları lazım. Peki. Senin elindeki şu bilgileri bir görelim. Belgeleri göster, anladım. Peki. Evet yani bu bir. İkincisi Aygün Bey, sene içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar gerçekten biraz bence şey yaptılar. Futbolculara biraz haksızlık yaptılar. O da maç devam ederken yuvarlanmaları, maç devam ederken ıslaklanmaları bu doğru bir şey değildi. Fenerbahçeli futbolcuların da şunu bilmesi lazım. Fenerbahçeli futbolculardan Fenerbahçeli başka dostu yok. Bunu herkes böyle bilsin. Şartlar ne olursa olsun rahmetli Selçuk Yula'nın bir lafı var. Türkiye'de eğer Fenerbahçeli değilsen Fenerbahçe düşmanısın. Bu kesinlikle böyledir. Ben böyle biliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Telefon almaya devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın Aygün abiciğim. Serdar ben İstanbul'dan. Nasılsın? Sağ ol Serdar kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Sağ ol abi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Herkes gibi ben de hayırlısıyla bitti demek isterdim ligi ama pek hayırlı bitmedi abi. Hayırdır inşallah. Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi pek hayırlı bitmedi tabii ki. Ve abi bir de ben az önce bir arkadaş biraz heyecanlıydı Fenerbahçeli. Bir abimiz bağlandı benden önceki. Erdem Timur'a bu belgelerle alakalı bir şey söyledi abi. Abi o belgeler hiçbir zaman açıklanmayacak abi. Eğer ki Fenerbahçe şampiyon olsaydı bir sürü şey açıklanırdı saçma sapan. Biliyorsun ki biz şampiyon olduğumuzda bir Şike damgası vurdular bize. Avrupa'ya göndermediler. Elimizi ayağımızı bağladılar. Hani Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa Türkiye'de her şey normal yapılıyor abi. Normal seyrinde devam ediyor. Şampiyon olan oluyor. Olmayan olamıyor. Hani Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu zaten. Biz hani ne yaptık abi? Bu ülke için biz hani bu şimdi biz voleybolda final oynuyoruz.
Atıyorum Halkbank'la, Vakıfbank'la. Öyle mi abi? Mücadele ediyoruz. Devletin takımı. Evet. Mücadele ediyoruz biz amatör şubelerde. Devletle mücadele ediyoruz hani. Hani mücadele derken. Ya arkalarında banka olan, finansman anlamda rahat olan. Ve devletin bankaları olan. Aynen, devlet bankasıyla. Şimdi erkek voleybolda gene finale çıkıyoruz. Her yerde basketbolda finale çıkıyoruz. Hep böyle şirket takımlarıyla oynuyoruz. Abi şimdi Fenerbahçe buralara yatırım yaparak Türkiye'yi Avrupa'da temsil ederek hani yanlış mı yapıyor? Biz neyi yanlış yapıyoruz da bize bu kadar karşı duruyorlar? Ben bunu anlamış değilim. Anladım. İkincisi abi Türkiye Kupası finaline gireceğiz. Fenerbahçe takımını taraftarımız hani az önce taraftara vurgu yaptın. Hı hı. Hani seneye böyle bir tribün istemiyoruz diye. Ama abi önce sen Sayın Başkan'a daha yakınsın. Konuşma şansın oluyor. Allah aşkına tribünü tribüne versin abi. Seyirci değil, biz taraftar istiyoruz abi tribünde. Doğru. Seyirci değil abi. Seyirci televizyondan da izleyebilir. Sessiz sedasız. Ben bakıyorum tribünlere. Fenerbahçe atar kalkıyor. Ya maratonumuz vardı bizim. Maraton tribün biliyorsun değil mi abi? Evet. Evet. Maraton tribün vardı. İnletiyordu stadı. Herkes oturmuş alt tarafta maç esnasında yemek yiyor. Abi ben bir gün öncesinden oruç tutuyor gibi yemek yiyemiyordum eskiden Fenerbahçe maçlarının heyecanında. Ki hala öyleyim. Ama biz fırsat bulup da o kadar tanıdıkları araya sokup da kombine alanlar var ki fırsat bulup kombine maçlara gidemiyoruz. Hani taraftar değil seyirci istemiyoruz biz işine çıkıyoruz. Taraftar istiyoruz. Hı hı. Bir daha bir senden ricam bir araştırırsan senin hani elin ayağın uzundur. Hayırdır hani inşallah. Reklamlarda falan. Şu Türkiye Kupası final maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? İkincisi Stad Başakşehir'in taraftar kitlesi belli. Stad yarı yarıya mı olacak? Boş tribüne mi oynanacak? Hani Başakşehir tarafı hani stadı tamamen açacaklar mı? Hani bize nasıl olacak? Bir onlar hakkında da bir bilgi tamam, verirsen. Tamam, onu da öğreniriz. Tamam. Onu da artık yayına yetişir mi yetişmez bilmiyorum. Olmasa bile yarın detaylı bilgiyi aktarırız diyelim. Telefon almaya devam mı edelim yoksa tamam telefonlarımı almaya devam edelim ama bir yandan da haberleri de okumaya başlayalım. Ayırdığımız bazı haberler var. Spor Toto Süper Lig'in ligde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk kupasını kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek kupayı Fenerbahçe karşılaşmasında kaldırmak istediklerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti. UEFA Avrupa Ligi finali için Budapeşte olan Büyükekşi'nin final müsabakasının ardından TFF yönetim kuruluyla bu kararı paylaşarak sarı kırmızılara bildirecekleri ifade etti Sayın Dursun Özbek. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Gaziantep'ten Adem. Adem Bey hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Tekrardan kesilmesin yayın düşmeyin diyerekten arabayı güzel bir yere çektim. Dün çünkü bir anda yayın gitti, doğru söylüyorsunuz. Buyurun. Aynen, aynen. Buyurun. Şimdi benim söyleyeceklerimi gerçi Behram abi söyledi de gerçekten kafada öyle böyle değil yani. Şimdi Erdem Timur lig bittikten sonra ne olursa olsun şampiyon da olsak olmasak da elimizde bazı belgeler var diyordu. Üstüne basa basa da söylüyordun. Hani ligin bitmesine gerek yok. Şu an bile açıklaman lazım. Hani bize ne anlatacak abi bu Erdem Timur? Bilmiyorum. Herhalde yani, saha içinde yapılan hatalar, hakemler ne bileyim bilmediğim için bir şey söylüyorum. Elinde ne belge var bilmiyorum açıkça söyleyeyim. Yani bu lig bitmeden ligin ilk yarısında bu algı yapıldı. Ya şimdi bazı şeyler dosyalar açıldığı zaman geçmişe gittiğinde kafada çok soru işareti bırakıyor. Mesela bir 97'ye gitsek Galatasaray'ın nasıl peş peşe şampiyon olduğunu gün yüzüne getirsek bilmeyen arkadaşlar diyecek ki hadi canım sen de oradan nereden çıkarıyorsun burada? Bileğinin aklıyla kazandı şampiyon oldu. Üst üste 4 sene UEFA kupasını getirdi. Nasıl geldi Şampiyonlar Ligi'ne? Yani onları araştırmaya kalsak içinden çıkamayacağız. Aynen. Bunu söylediğimiz zaman da diyorlar ki ya olur mu öyle şey? Galatasaray öyle bir şey yapamaz. Madem altında bir şey varsa kardeşim çık. Biz bir Fenerbahçe'de bir Beşiktaş'la Trabzon artı hangi takımları sayarsak sayalım. Çık açıklamanı yap. Biz de ikna olalım senin açıklamandan. Yazık günah yani insanları böyle tövmet altına koyma. Bırakma. Peki. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Tabii burada Erdem Bey'in lig sonunda açıklayacağım dedi. Ne olursa olsun şampiyon olsak da olmasak da elimizdeki bilgileri, belgeleri paylaşacağız dedi. Tahmin ediyorum herhalde Fenerbahçe maçından sonra da olabilir. Veya bir basın toplantısı sonra veya bir basın organizasyonunda Erdem Bey'in bu açıklamalarını yapmasını bizler de bekliyoruz diyelim. Günaydın. Alo, günaydın.
Günaydın Aygün Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Ben İsmail, Fenerbahçe taraftarıyım. İstanbul'dan alıyorum. Buyurun İsmail Bey, hoş geldiniz. Öncelikle ben 40 yıldır Fenerbahçe'yi izliyorum mesela. Kendim bildim bile. Mesela 10 yaşından beri izliyorum. Sayın Başkanımız geldikten sonra, hani son 5 senedir falan, bu kadar kötü Fenerbahçe görmedim ben. Hani transfer açısından, mesela lobi açısından veya yapılan her şey yani çok başarısız bir şekilde ilerliyor. Ben önümüzdeki sezonda başkanımız kalırsa Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanmıyorum. Çünkü niye? Bakın, biz Portekiz'i bir teknik direktör getirdik değil mi? Pereira. Evet. Ali Pereira. Az Yıldırım zamanında getirdik. Pereira Brezilyalı, Brezilyalıydı Pereira. Carlos Alberto. Yok yok. Jesus'u mu diyorsunuz? Yok, Jesus'tan önce gelen. Victor Pereira. Ha, Victor Pereira. Pardon. Onu getirdik biz. Az Yıldırım zamanında. Gitti adam. Sonra başkanımız Ali Koç geldi. Benim vizyonumu siz bilemezsiniz dedi. Bize bu adamı getirdi. Bu adam üçlü oynattı diye tartışma çıktı. Avrupa kupalarında yıprandı bu adam. Başarısız oldu, gitti. Sonra biz bir Portekizli daha getirdik. Jesus. Bu adam da aynı sistemi oynattı. Gördük yani Avrupa kupalarında bu da yıprandı. Ve ligde yine şampiyonluğu kaybettik neticesinde. E şimdi bakıyorum, önümüzdeki sezonla bir Portekizli bir teknik direktörün peşinde gidiyoruz biz. Hani onunla anlaşmaya çalışıyoruz. Yani bu başarısızlığı göre göre hala böyle bu sisteme uymuyor demek ki Portekizliler. Yani bir o uymayan bir şeyi neden tekrarlıyoruz biz, anlamıyorum ben. Bunu anlamış değilim. Mesela bize ara transfer bu Ocak döneminde, mesela biz bir güzel bir forvet alsaydık, iyi bir forvet alsaydık, bu durum daha farklı olabilirdi. Doğru. Tabii canım, yani mesela bir Abubakar'ı çekseydik, biz neden sol bek alıyoruz, biz niye Samet'i alıyoruz, Serdar Aziz neden duruyordu o zaman? Serdar Aziz mesela bundan kötü sporcu mu? Bu 4 milyon verip aldığımız sporcudan daha kötü mü? Yani her şeyde bir yanlışlık var. Önümüzdeki sezonda var. Hem şimdi bizim Fenerbahçeli arkadaşlar yok hakemlerden bahsediyor, yok Erdem Turun konuşsun. İş işten geçmiş kardeş. Sen bunlarla baş edemiyorsan bana gelip de sezon sonunda çıktı konuştu. Benim şampiyonluğum gitmiş ya. Sen o zaman öyle bir yönetim kuracaksın ki o algı operasyonlarını tersi çevireceksin. Hakemler sana gelip bu da kendi sahanda doğrayamayacak seni. Az Yıldırım zamanında doğrayabilir mi bu hakemler bizi? Ben başlayayım. Siz daha iyi bilirsiniz. Eskisiniz bizden. Orada ben sizin fotoğraf çektiğiniz zamanları bile biliyorum. Az Yıldırım olsaydı bu 5 sene içinde hakemler bizi bu kadar doğrayabilir miydi? Ya tabii şimdi ikisinin de farklı bir yapısı var. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın yapısıyla Sayın Ali Koç'un yapısı farklı. Farklı, işte bu farklılık bize yaramadı. Bence yani paralı başkan değil de bunlarla baş edebilen bir başkan lazım böyle. İyi transferler yapan, yumruğunu masaya vuran bir başkan lazım. Peki. Yani böyle karşıma çıksın ben şey yapayım, kongre kararı alayım demekle olmuyor. Kendim bırakacaktım seni seviyorsan. Mutlaka bir Fenerbahçe'yi çıkar oraya, başkan olur yani. İyi yayınlar diyorum. Sağ ol, görüşmek üzere. Teşekkürler, kendine çok çok iyi bak. Evet, biraz da bakalım mesajlara bakalım. Twitter'a bakalım, Instagram'a bakalım yavaş yavaş. Nedim Küçük demiş ki sevgili Özüpek, iyi yayınlar. Fenerbahçe'de tabii ki öncelikli transfer bölgesi golcü. Aday derseniz bence Fulham'daki Mitrovic olmalı. Rakip defansı iki omuzunu alıp koşacak kadar güçlü ve gol vuruşları çok iyi. Bence bu isim değerlendirmeli demiş Nedim Küçük. Cengiz Çetin, günaydın Aygün Bey. Neden yönetim Valencia, Mia ile sözleşme yenilemiyor? Ligin en golcüsü en az 2 sene daha oynar. Galatasaray geçen sene 36 yaşındaki Gomis'i transfer etti. Mia gibi oyuncu transfer etsen 8-10 milyon euro verirsin. Sayın Ali Koç her zamanki gibi yine geç kalıyor demiş Cengiz Çetin Bey. Devam edelim. Aygün Bey, Süper Lig şampiyonu federasyondan sanırım 15 milyon euro alıyor. İngiltere şampiyonu çimsen piramide çıkan takım en az bizim şampiyonumuzdan 6 kat daha fazla para alıyor. Biz onlara nasıl baş edebiliriz demiş. Demin benim söylemiş olduğum konu. Derviş Gönüllü beyefendi, telefon düşmüyor. Nasıl başarıyorlar bunu demiş. Ve resim atmış kaç kez aradığına dair. 95 kez aramış arkadaşlar. Şu an önümde hakikaten fotoğrafı var. Twitter'a da koymuş fotoğrafını. 95 kez aramış Derviş Bey. Derviş Gönüllü. Günaydın.
Günaydın. Aydın abi nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kime görüşüyoruz? İyi, sağ ol. Şimdi şöyle, İsim nedir? İsim, isim, isim. Ben Ruşen Ali, ben Türkmenistanlıyım. Oo, daha önce de aramıştım. Ruşen Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol, sizi Instagram'dan da takip ediyorum abi. Ben size bir tane yayınınızı, ben bu arada ayakkabı pazarlama işi de yapıyorum. Bir tane yayınınızı kaçırmıyorum, tamam? Tüm teşekkürler. Yayınınızı dinliyorum. Teşekkürler Ruşen Bey. İçinde en çok dinleyen benim sizi herhalde. Hoş geldiniz. Buyurun Ruşen Bey. Bana daha önce sana aramıştım. Biraz akçentim var. Türkçem biraz şeydi. Tamam, sıkıntı yok, sen sıkıntı yok. Yardımcı oldun. Tamam, oluruz her zaman. Böyle bizim için biraz daha fazla şey ayırmalı lazım yani bence. Doğru söylüyorsun. Şey oldu. Vakit anlamında söyle. Evet. Şimdi daha önce de söylemiştin. Bizim memlekete de gitmiştin. İşte Beyaz Perde'den falan bahsettin. Sen işte o aklında kalmıştı. Türkmenistan'a gittim. Doğru. Evet abi. Şimdi ben şey diyorlardı orada yeni... ya bir dakika dur o şey geldiği zaman Cumhurbaşkanı geldiği zaman bir şeyle karşılıyorlar onu, sırtımızı evet, sana evet. Verdik mi neydi o, arkamızı evet. Sana mı yasladık diye bir şey Türkmen. Arkada. Ha ne diyorlar ona tam? Arkada demek şöyle bir şey. Şimdi arkada yani bizim dağımız, tamam mı? Yani dağ biliyorsun. Dağ bizim dağımız yani. Her şeyimiz sana ait. Yani biraz farklı bizim orası biraz. Biliyorum. Yani. Öyle bir şeyle evet. Karşılıyorlardı şeyde lideri. Buyurun. Evet, Ruşen Bey. Aydın abi biraz şey. Aygün abi şimdi ben çok iyi bir Fenerbahçeliyim. Yani takip ediyorum bizim işte pazarlama işinde. Galatasaraylılar var, Fenerliler var. Şimdi benim genelde böyle şey tahminlerim hepsi tutuyor. Şimdi şöyle bir şey, benim yabancı böyle bakış açım, bir siz de bana yardımcı olun. Şöyle bir şey var. Mesela İsmail Kartal geldiğinde ben o Fener şampiyon dedim. Çünkü bak bizim şöyle şey var. Türkiye'de mesela bak diğer şey ülkelerde maçlarını çok iyi takip ediyorum. Mesela ülkelerde şöyle bir şey var. Bak Kayseri mesela, atıyorum Kayseri bir tanıdığı adam böyle Kayseri'ye göre takımı, oran havasına göre takımı ayarlıyor. Mesela Adana Demirspor oran takımına göre takımını işte ayarlıyor. Teknik direktör. İşte ben dedim ya Fener şampiyon. Ondan sonra bir İsmail Kartal gitti. Aa dedim. Bitti dedim. Yani şampiyonluğu kaybettik dedim. Ama şu da var Ruşen. Şimdi o dönemde İsmail Kartal'la devam etse, kararı alınsaydı, belki ilk 6 hafta başarısı olunsaydı, işte bak Ali Koç vizyonu diye bir şey olabilirdi. Yani o bir karar aşamasıydı. Yani karar vermesi gerekiyordu. Ya şöyle de baktığın zaman sıfırlayalım şimdi. İsmail Kartal'ı bir yere koyalım. Jesu bir yere koyalım sezon başı. Hangisini tercih edersin? Ya şimdi bak sıfır. Sezona başlayacaksın. Bir tarafta İsmail Kartal, bir tarafta Jesus. Tabii Jesus. Yani o anlamda başkan da o kararı verdi. Yani belki hata yaptı, belki yapmadı, bilemiyorum. Abi bak adam oran havasına, Kayseri'nin havasına göre. Tamam hücum abi. Türkiye'de bak yaslanıyor, duvar kuruyor. Ondan sonra bir tane atıyor, degene yatıyor. Ama işte şimdi böyle bir şey. Bir de şöyle bir şey var abi. Türkiye'de bak ben çok iyi Türk futbol takipçisiyim abi. Çok iyi Fenerliyim. Benim çocuklar da çok iyi Fenerli. Şimdi abi şöyle bir şey. Bir medya. Tamam geçen dinliyorum bazı kanallar. Ya gitsin. Ya tamam Jesus artık takımı tanıdı. Tamam takımı bir yürüttü. Hayır Jesus gitsin. Tamam abi. Koskoca böyle akıllı insanlar yerine kim gelsin abi? Onu demiyor. Tamam Jesus gitsin. İşte Ali Koç yani, gitsin. Tamam da gitsin de kim gelecek? Evet Ali Koç gitsin. O gitsin. Bunu gönder. Onu getir. Onu al. Bunu gönder. Kolay değil bu işler arkadaşlar. Benim sizin şeyinizi tam uzağım. Tamam ama bakış açayım böyle. Bu insanlar nasıl Ali Koç gitsin? Jesus gitsin. Tamam. Kim gelsin abi? Tabii değil doğru. Mi? Doğru. Bir de alternatif söylemen lazım. Getirme. Evet. Kadın voleybol işte basketlerini takip ediyorum. Hepsini takip. Bir de daha önce pandemiden önce kombinam vardı. Kolay kolay yabancı şeylerde kombinam bende vardı. Ondan sonra sizin tüm yayınlarını, bir tane yayınını kaçırmıyorum abi. Helal olsun. Peki çok teşekkürler Ruşen kardeşim. Kendine çok iyi bak. Selamlar saygılar diliyorum sana. Görüşmek üzere. Ha şimdi bu hakikaten nerede? Ben de merak ediyorum. Neyi merak ediyorum? Muhammed Yakup demiş ki, Aygün Özbek merhaba abi demiş. Totem Mustafa var demiş. Ne oldu demiş. Totem Mustafa bu sene şöyle bir totem yapmıştı sezon başı aradığı zaman. Bu sene seni aramayarak totem yapacağım demişti. Ondan dolayı Totem Mustafa mesela hiç aramıyor. Ama tabii o totem de tutmadı maalesef. Yani burada olan bana oldu sevgili Mustafa kardeşim. Günaydın. Günaydın abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz?
Sefa ben abi, İstanbul'dan. Sefa İstanbul'dan. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın abi? Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Programın ikinci bölümünde Nurgül Günaydın bizlerle olacak, Trabzonspor'la ilgili bilginiz olsun. Abi eyvallah, birkaç sorun da olacak zaten abi. Şöyle söyleyeyim. Önce Galatasaray'ı tebrik ederim şampiyonluğu için. Demek ki gerçekten kaliteli bir gol çalınacağım şampiyon olabiliyormuş. Icardi bize bunu gösterdi. Şeyi de çok merak ederim. Acaba Ümit Kısa da saçlarını kırmızıya boyayacak mı? Boyamış dün akşam. Boyamış mı abi? Dün gece ben izlemedim de yani dün gece canlı yayın yapmış. Bugün görüntülerde gördüm. Boyamış, kırmızıya abi. Boyamış. O zaman eyvallah abi. Sözüne durmuş adam. Sözüne durmuş. Şöyle söyleyeyim. Dün Roma Sevilla maçını izledim. Gerçekten üzgünle güne kalırdım. Yani hakikaten bizim Türk takımlarımızın yani orada o arada yarı final final görmemesi böyle gerçekten böyle hayretler içerisinde bırakıyor. Yani dün o Fenerbahçe'nin yani ben bir Trabzonspor taraftarı, iyi bir Trabzonspor taraftarı biliyorsun abi. Evet. Biliyorum. Fenerbahçe'nin deplasmanda bir Sevilla maçı da izledim. Yani o 4 bir maça bakıyorum, atıyorum o kaçan 4-5 tane pozisyon. Yani Fenerbahçe birini atsa emin ol Juventus'lardı. Yani Roma'ya bakıyorum. Ya gerçekten iki top denemeyi yapamıyorlar. Sadece defans koluyla maçı 90 dakikaya kadar götürdüler. Ya gerçekten bizim şu arenada olamamamız çok canımız. Yani Türksel Ligi, Süper Ligi şampiyonları bir yere bakıyorum. Bu sene biz oluyoruz. Öbür sene Galatasaray, Beşiktaş. Yani iyi oynayan takım bir şekilde tutulmuyor. Yani bugün Beşiktaş'ı gördüğümüz zaman Aybin abi. Gerçekten hani daha diyor Fenerbahçe arkadaş şey söylemişti. Hani tabii ki başkanlarımız bizim hakkımızı arayacak. Bunda hepimiz hemfikiriz. Kesinlikle doğru söylüyor ama şunu atlıyor. Gerçekten iyi futbol oynayan takım yani ne olursa olsun sahada hakemi, karşı rakibi, taraftarı ezde ezde yenip alıyor maçı. Yani bu bir gerçek. Yani takımlarımız artık takım mı seçiyor, rakip mi seçiyor? Yani bir bakıyorsun bir hafta harika futbol, öbür hafta yok böyle oynuyorlar. Çiftin mi diyelim? Çok kötü bir hakem faciasına mı denk geliyoruz bilmiyorum. Ama iyi bir takım olduğu zaman bunların hepsini yedebiliyorsun Aydın abi. Ben omurga iyi kurman lazım. Ben hep öyle dedim. Evet. Omurga dediğimiz yani kaleydi, yani, orta saha ve forvet dediğimiz kenarları dolduracaksın. Ama omurga iyi kurarsan oluyor bu şampiyonluk yani, geliyor. Ben bir iyi Trabzonspor taraftarı mesela benim seni en büyük şampiyonluk adayım Beşiktaş. Çünkü kendini belli ediyor takım yani. Hani derler ya. Önümüzdeki sene anlamında mı söylüyorsun sen? Evet abi. En büyük favorim Beşiktaş. Çünkü çatır çatır oynuyorlar abi. Hakkını vermek lazım. Yani gerçekten bugün Galatasaray Icardi'yi almasaydı abi. Şampiyonluk olamazdı ben sana söyleyeyim. Olamayabilirdi. O kadar kritik, o kadar güzel goller attı ki yani o çok. Son 10 maçtan hepsinde golü var Icardi'nin. Şampiyonluğa getiren. Kafa golü attı. Durması gereken yeri o kadar iyi biliyor ki Aygün abi. Yani çat diye içeriye bıraktı topu. Yani ben anlatmak istediğim olay şimdi Trabzonspor'a geleceğim. Bir Trabzon canlı yayına gitmemiz lazım. Neden öyle söylüyorum abi. Sevgili Marek Hamşik canlı yayında şu anda. Bir oraya gidelim. Sevgili Sefa kusura bakma. Yayını tamam, kesmek abi. Zorundayım. Bir canlı tamam, yayına abi. Gidelim. Ondan sonra ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, Marek Hamşik yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı. Slovak futbolcu sezon sonunda futbolu bırakacağını söyledi ve basın toplantısında soru da almadı. Çok duygusaldı zaten, fark etmişsinizdir. Ağlamamak için kendisini zor tuttu ama hakikaten efsane oldu Marek Trabzon'da. Çok önemli şampiyonluğa. Önemli pay sahiplerinden bir tanesi, oynadığı futbolla, kritik attığı gollerle. Hamşik böyle Trabzon'la bütünleşti. Keşke Marek Hamşik'ten ileriki dönemlerle ilgili Trabzon yönetimi tabii düşüncesini bilmiyorum. Slovak futbolcunun bundan sonraki kariyerinde ne yapacağını net olarak bilemiyorum. Teknik direktörlük mü yapacak yoksa farklı bir şey mi yapacak bilmiyorum ama keşke Marek ülkemizde kalsa. Evet, Fenerbahçe'de tabii biraz sıkıntılı bir dönem. Neden öyle diyorum? Şampiyonluk gitti. Camia tabii biraz kendi içinde hesaplaşmalara da başladı. Belli bir kısım işte bir kongre bekliyor. Transferler anlamında başarısızlığın faturası başkana kesiliyor. Ama şu an hattımızda da Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler sevgili Aygün. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Önce şeyden başlamak istiyorum. Sayın
Galatasaray camiasından şöyle bir beklenti var. İşte rahmetli Özhan Canaydın biliyorsun 6-0 kaybedilen derbi sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nı biliyorsun tebrik etti. Ama tabii o tebriğinden sonra da Sayın Başkan aslında çok güzel bir şey yaptı. Yapılması gereken evet, oydu ama yerden yere vurdular. Linç edildi. Yani. Linçe uğradı hakikaten. Allah kendi rahmet Allah rahmet eylesin. Çok da severdim Sayın Başkan'ı. Tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah. Şimdi beklenti şu. Fenerbahçe'nin işte 4 Haziran tarihinde oynanacak olan maçta Galatasaray'ı alkışlayacak mı, alkışlamayacak mı yönünde böyle bir beklenti var. Oradan başlayalım istersen, daha sonra da Fenerbahçe'ye yavaş yavaş geçelim. Yani beyhude beklentisi sevgili Aygüncüm, neden diyeceksin? Yani bunun Türkiye biliyorsun insanlar rövanşist duygularla hareket ediyorlar. Aynen, yani doğru söylüyorsun. Şimdi Fenerbahçe de oraya da gitti şampiyon olarak biliyorsunuz Ali Sami Yansıt adına. Sulu bir şampiyon. Sulu maçı hatırlayalım. Hı-hı. Şimdi orada Galatasaray alkışladı mı Fenerbahçe'yi? Yok. Hani ne, sahaya kapı kolları, çakmaklar, paralar, parke taşları dahi atıldı hatırlıyorsan. Evet, belki doğru. On binlerce su şişesi atıldı sahaya. On binlerce. Ben hayatımda kendi hayatımdan endişe ettiğim bu kadar endişe ettiğim ben, maç sayısı çok azdır. Ben yani o maçta öleceğimi düşündüm yani. Aynı ben. Telefonunun pili benim kafamın yanına geldi evet geçti. Ben de yanındaydım evet. Yanına geldi. Evet. Şöyle yani sana söyleyeyim bu kadar ıslandığımız bir maçta yoktu herhalde tahmin ediyorum değil mi? Bu kadar çok ıslandığımız bir maçta yoktu tahmin evet, ediyorum. Evet yoktu yani gerçekten inanılır gibi değil yani. Ne desem anlatamam yani o gün yaşadıklarımı. Bir de maçın sonu var oradan çıkış var her şeyiyle. Korkunç bir maçtı yani hem futbolcular adına hem Fenerbahçe adına. Yani Fenerbahçe'nin teknik direktörü Zico'ydu biliyorsunuz. Hı hı. Arkadan Zico'ya tükürük atıyorlardı. Balgam yani. Vah, diye Zico'ya tükürüyorlardı. Adamın üstü başı tükürük oldu. Yani şimdi bunları yaşandığı zaman rovanşist duygularla hareket ediyor insanlar ve böyle yapıyor. Aslında senin dediğin gibi yani daha doğrusu beklenti gerçekleşse Sayın rahmetli Özhan Canaydın. Özhan Canaydın'ın yaptığı jest ve onun devamı gelse orada Galatasaray Fenerbahçe'yi alkışlarla karşılasa şimdi de Fenerbahçe Galatasaray'ı ne kadar güzel bir görüntü olur aslında. Ne kadar güzel olur, ne kadar güzel olur, ne kadar büyük badirelerin içinden çıkmış oluruz ama işte öyle olmuyor maalesef. O ona böyle yapıyor, bu buna böyle yapıyor. Rövanşist duygularla böyle şey gibi uzayıp gidiyor bu. Maalesef hiç böyle bir ihtimal yok yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı alkışlama gibi bir ihtimal yok. Çünkü Fenerbahçe taraftarlar o sulu maça gönderme yaparak tabii ki böyle bir şeye affetmezler. Yani bu kararı verecek, alkışlatacak, alkışlayacak ne takım kaptanı, ne kulüp başkanı, ne teknik direktörü asla hiçbiri affetmez. Dolayısıyla da alkışlama durumu bence söz konusu bile değil. Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı Fenerbahçe'de. Yönetim aslında 10 yıl aslında yani önümüzdeki sezon şampiyon olacağını varsayarsak bir örnek olarak söylüyorum. O anlamda söylüyorsun. 10 yıl sonunda şampiyon olmuş olacak. Doğru. Tabii ki. Aynen. Gene ben 9 yıl üzerinden gideyim. Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı Fenerbahçe'de. Evet. Yönetimin tabii kadro planlamasındaki yapmış olduğu hatalar da belki şampiyonluğun kaybedilmesinde etkili sebeplerden bir tanesi oldu. Son 5 evet. yıldır da Sayın Başkan Ali Koç biliyorsun ve yönetime hem kongre üyelerinden hem genel kurulundan hem de taraftarlarından da biraz tepkiler de var. Evet, hatta evet. genel kurulu çağrısına da bulunan genel kurulu üyeleri var. Sayın Başkan bir olağanüstü genel kurul yapar mı? Yönetime bir değişime gider mi? Veya ne bileyim tekrar aday olur mu? Neler söylersin bu anlamda? Sevgili Aygun öyle bir kulağımıza gelen bir şey yok. Hatta en son divan kurulunda seninle beraberdik zaten. Hı-hı. En son yüksek divan kurulunda Köksal Özbek'e aynısını söyledi Sayın Başkan mikrofondan. Ne dedi? Kulisler yaptığınızı biliyorum. Çıkarın birini dedi karşıma. Kozlarımızı paylaşalım dedi seçim safında dedi. Hı hı. Yani böyle bir istek var, böyle bir düşünceler var. Delegelerde de var, ne bileyim taraftarlar arasında da var. Ama bunu bir başkan adayıyla birlikte taçlandırıp karşısına ben de varım buyurun seçime gidelim diyen isim yok. Hı hı. Dolayısıyla da herkes karnından konuşuyor. Böyle bir güven tazeleme durumu şu an için söz konusu değil veya kulağımıza henüz gelmedi. Alınan böyle bir kararlar doğrultusunda herhangi bir adım atıldığını duymadık. Ama tabii şimdi Galatasaray'la oynayacaksın pazar günü. Her şey olabilir yani orada kalkıp 3-4 yersen bu cidden gündeme gelebilir. Ama ne olur tam tersi olabilir. Galatasaray orada yener, yeniden güç kazanır. Ardından da Türkiye Kupası'nı alır. Her şey farklı olur. Hem Jesus adına hem de Başkan Ali Koç adına her şey farklı olabilir. Türkiye'nin konjonktürü
böyle bir maçla bile değişebiliyor biliyorsunuz. Derbi özellikle Galatasaray derbisi çok çok önemli. Eğer bir izin varsa ben sana hemen dün yaptığım haberden okuyarak şampiyonluğun kaçışının hikayesi. Doğru söylüyorsun. Evet, 10 maddesini hazırladım ben. Hı-hı. Onları sırasıyla okuyayım. Hızlı canınızı, keyfinizi. Yok, zamanda sıkıntımız yok. Buyurun. Evet, şimdi biliyorsun Fenerbahçe lige fırtına gibi başladı. Jesus'u getirerek dünyanın en önemli teknik adamlarından biri olarak Jorge Jesus geldi Fenerbahçe'nin başına ve Fenerbahçe ligi, antrenman, hazırlık maçları her şeyiyle mükemmel bir görüntü çizdi ve lige fırtına gibi başladı. Ancak bu Ren maçında Perez'in sakatlanması ve Ren maçında elenmemiz ardından Fenerbahçe'de özellikle Dünya Kupası'ndan sonra önemli bir düşüşler yaşanmaya başladı. İşte bunu bu noktaya getiren 10 nedeni sıralayacağım ben size. 1. Türkiye'yi hapse alan Jesus özellikle derbi maçlarında sistem ve kadro hataları yaptı. Portekizli teknik adam ligde hiçbir derbiyi kazanamayınca takımın ruhu zedelendi, yara aldı. Özgüven kaybına uğradı takım. Derbileri kaybetmek çünkü bu tür şeyler hasarlara sebep olur. 2. Forma adaletini sağlayamadı Jesus. Çünkü kötü oynasa da bazı isimlere sürekli kontenjandan yer verdi. Onlara forma uzattı. Oysa taraftarın istediği Arda Güler gibi, Emre Mor gibi bazı oyunculara görmezden geldi. Onları sürekli kulübede oturttu. Bu da bazı oyuncuları inançsızlaştırdı ve demoralize etti. 3. Dünya Kupası arasından sonra hakkında çıkan, bu en önemli maddelerden biridir, hakkında çıkan Brezilya milli takımının başına getirilecek dedikoduların önüne geçmedi. Tam tersine burada Arao bir takım açıklamaları yaptı. Yani Brezilya'ya gönderme yaptı. Portekiz'e gönderme yaptı. Ama burada Türkiye'de Fenerbahçe'yi ve taraftarları derinden yaraladı. Jesus'ta yaptığı söylemlerle ve özellikle Portekiz basına yaptığı açıklamalarla Brezilya milli takımının başına geçmeyi istediğini ima ederek bu takımı çok önemli ölçüde zarar vermiş oldu. Çünkü bir teknik adam düşünün bir yeri çalıştırıyor, başka bir yere gidebilmeyi istediğini belirtiyor. Düşünün şirket olarak düşünelim. Ben şu gazetede çalışıyorum, bu gazeteye gitmeyi çok istiyorum Nezem. Buraya verimli de olamam, müdürlerimin de canını sıkmış olurum, keyfini kaybettirmiş olurum haliyle. 4. Fenerbahçe'nin kolay kazanacağı öngörülen düşme hattındaki takımlarla düşük motivasyonlarla çıkıldı bu maçlara ve bunlara tam 9 puan kaybedildi. Giresun'a kendi evinde 2-1 evet, yenildi. Evet. Sonra deplasmanda 1-1 beraber kaldı. İstanbulspor'la 3-3 beraber kaldı ve Ümraniye ile 3-3 beraber kaldı. Yani şu 3 takıma bakın Allah'ını seversen. Bunlara 9 puan verdi Fenerbahçe. 5. maddemiz futbol jargonunda sıkça telaffuz edilen ve tüm teknik adamların ifade ettiği bir takımın 11'ini simitçi dahi sayabilmeli. Öyle bir jargon vardır, sen de bilirsin bunu. Evet. Bu amiyane tabir. Ya sokaktaki herkesin ama sayabilmesi gerekir derler 11'i, evet, o anlamda söylüyorsun. Ama Jesus böyle bir şeyi kurdu, yani ideal bir 11 kuramadı. Düzenli bir kadro istikrarı sağlayamadı. Bu da her maçta değişen, her maçta 3 rotasyon, 5 rotasyon. Öyle günler oldu ki 6 rotasyon bile gördü gözlerimiz yani. Bu da takımı sarstı. Şimdi geri dönüp baktığın zaman bu adamın Portekiz'de çalıştırdığı takımlarda böyle bir şey yapmadığını da görebiliyoruz yani. Bir kadrosu var ve orada 1-2 oynamayla ligi götürüyor. Ama Fenerbahçe de öyle yapmadı. O inanılmaz rotasyonlar uygulattı. Bu da takıma hasar yaptı. 6. maddemiz şanssız sakatlıklar. Defansın en önemli ismini Luan Perez'in 7 ay süren sakatlığı, Pedro'nun, Batshuayi'nin, Joshua King'in, Lingolm'in ve Mert Hakan'ın yaşadığı sakatlıklar da Fenerbahçe'nin çok büyük şanssızlığıydı tabii. Bunlar sakatlanmasaydı. Özellikle Juan Perez değil mi? Juan Perez özellikle. Tabii Juan Perez defansın çok önemli, evet, oyuncusu. Onun sakatlanması mahvetti takımı. Bütün defans hattını, hatta Samet'in alınması, panik transferiyle alınması bir sebebi de odur. Pedro dediğin İtalyan milli takımından alındığı en büyük golcü olarak alındı. Bu seneye damgasını vuracak isim diye alındı. Ama adam 2 defa ağır sakatlık geçirdi, oynayamadı. Batshuayi bile ligde 15 maça yakın maç kaçırdı yani. Lincoln sezonu da 3 ay önceden kapattı. Joshua King zaten, o da 2 defa sakatlandı, ağır sakatlık. Mert Hakan da çok ağır sakatlıklar geçirdiği için bu sene hiçbir form noktasında istenilen seviyeye ulaşamadı. 7 numaralı maddemiz de üçlü defansı ve 90 dakikalı baskılı oyunu sürekli ısrarla arzuladı ve istedi. Her takıma karşı baskılı oyun olmaz arkadaş. Defans hattını önemsemedi ve unuttu. Üçlü defans
Perez'in sakatlığından sonra Salah ile Samet yan yana oynadı. İkisi de ağır olduğu için araya atılan uzun toplar hızlı oyuncuların ekmeğine yağ sürdü. Birbirinin kopyası şeklinde onlarca gol yedi Fenerbahçe ve Jesus bunların hiçbirine müdahale edemedi, çözüm bulamadı. 8 numaralı maddemiz, rakip takımlar özellikle büyük maçlar öncesinde futbolcuları motive etmek için, özellikle Galatasaray'ı kastediyorum, futbolcuları motive etmek için prim uygulaması yaptı. Fenerbahçe buna kayıtsız kaldı. Futbolculara prim yapmadı, vermedi. Veyahut da bize açıklamadı ama ısrarla sorduğum sorulara prim olmadığı cevabını aldık bugüne kadar. Dolayısıyla da prim olmayınca bazı maçlarda ateşleyici güç olarak bunu futbolcu istiyor, arzu ediyor, motivasyon olarak görüyor. 9 numaralı maddemiz, özellikle tıkanan maçlarda Jorge Jesus müdahale etmekte hep geç kaldı. Ezbere değişiklikler yaptı biliyorsun. 60'larda 3 oyuncu aldı, 70'lerde 3 oyuncu aldı. Yani ya 69-75 arası ya da 70-75 arasında 3 oyuncu birden sürekli değiştirdi. Bu da ezbere yani oldu. Oysa bazı maçların tıkandığı ilk yarıdan görünüyor. Hemen müdahale etmedi hiçbir zaman. Oyuna ilk yarıdan müdahale eden, oyunu çevirmek için hamle yapan bir teknik adam görüntüsü çizmedi. 10 numaralı sonuncu maddemiz de Fenerbahçe yönetimi kadro mühendisliğinde ciddi hatalar yaptı. Rakibi dünya yıldızlarını alırken kadro seçiminde geride kaldı kendisi. Ara transferde de 15 milyon euro harcadı Fenerbahçe. Osorvalde'yi aldı, Samet'i aldı, Bruma'ya satın alma opsiyonunu kullandı. Bu 3 oyuncudan da verim alamayınca hayaller suya düştü ve Fenerbahçe şampiyonluk hayali 10 yıla yükseldi. Çünkü gördüğün gibi 10 maddede bir sürü hata sayabiliyoruz. Bunların bazıları olmasaydı bu noktada olunmayabilirdi. Yani maalesef böyle. O madde üzerinden tekrar konuşacağım ama çok kısa bir reklam aramız var. Bir araya gidelim. Sevgili Süleyman Arat'ta tamam, sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Ahtı Vural, yani herhalde AHTVRL. Şimdi bir tweet atmış da. Ya Süleyman Arat ironi yaptı arkadaşlar. Sevgili Süleyman, dinliyor musun? İroni yaptı, ironi yaptı. Yani bizler mesela sokaktaki simitçi deriz, onu bile bilmesi gerekir derken yani insanları sınıflandırmıyor. Ya bir ironidir. Bunun evet, altından evet. Hayır, bu, farklı bir şey çıkarmayın, gözünü seveyim tabii, ya. Tabii tabii. O zaten benim lafım değil. Bu futbol jargonudur. Futbol jargonudur bu yani. Sokaktaki öyle insanın 5 yani yaşındaki çocuk yapacaksın. Aynen 5 yaşındaki çocuk bile sayar derler. Bu bir ironidir arkadaşlar ya. Bunun tabii, altından tabii. Ya sınıflandır. Ya yapmayın bunu ya. Gerçekten buradan konuşurken artık neye şaşırmaya başladık ya. Her şeyin abi, altından farklı bir şeyler çıkarıyorsun sevgili kardeşim. Hayır, o benim kişisel lafım değil ki, benim bildiğim bir, yani benim ifade ettiğim bir laf değil yani. Bilinen bir şey sevgili bilinen Süleyman. Bilinen bir şeydir yani, bir kadro yapacaksın, bunu simitçi bile ezbere bilecek derler. Yani o bir futbol jargonu arkadaşlar, lütfen. Aynen. Yani yapacak yanlış şey. Anlamışlar arkadaşlar. Aynen aynen, tahmin ediyorum, sıkıntı yok. İzah sıkıntı. Etmek bizim görevimiz. Aynen aynen. Şimdi tabii burada sevgili Süleyman 10 madde saydın ama bence en önemlilerden evet. Bir tanesi Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray oranla bir 15-20'ye yakın fazla maç oynaması da var. En büyük etkenlerden bir tanesi. Bu aradan evet. Önce biliyorsun Avrupa maçları vardı. O yüzden çok fazla kadroyu kullanabiliyordu. Onu da evet. Tabii tek maça inince kullanamadı. Oynayamayan mutsuz oldu falan filan. Onlar da sıkıntıları var ama şurada tabii muhakkak, sana muhakkak. Günün sorusunu şunu sormak istiyorum. Jesus ne olacak? Valla yani aslında ben yine buna rağmen bu yaptığı hatalar bile Türkiye Ligi'nin tanımasına, Fenerbahçe camiasının tanımasına sebep oldu. Ben Jesus'la devam edilmesinden yanayım. %100 benim fikrim bu. Çünkü yeni bir macera, yeni bir teknik adamın gelmesi, yeni kadro oluşturulması, yeni bir hayaller, her şey sıfırdan başlayacak. Böyle bir yere varılmıyor. Ama mesela istikrar her zaman başarıyı getiriyor benim düşünceme göre. Dolayısıyla da Jesus'la devam edilmesi Fenerbahçe adına istikrar anlamında iyi olur diye düşünüyorum. Ancak bir ipler kopma noktasına geldi tabii ki. Mesela son maçta bile bunu gördük. Futbolcuları içeri soktu Jesus. Yani daha önce bir protesto olduğu için bunu bir daha yaşamamak için içeri soktu. Daha önce taraftarla bir gerilim yaşadı biliyorsunuz. Tatlı başlayan büyük aşk sonradan bir hasarlar aldı biliyoruz. Yani taraftarla bir el hareketleri oldu. Sonradan özür diledi ama bunun yanı sıra Sayın Başkan Ali Koç da soyunma odasında bir gerilim yaşadığı dedikoduları da çıktı. Hani bir hesap sormaya gidildi. Ne burada sen
soramazsın buranın amiri yetkilisi benim şeklinde olduğu. Dolayısıyla hani bu onda da pek öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ama velev ki olmadı, bu dedikodular bile yani kulaklara kar suyu kaçmasına sebep olmuş olabilir. Dolayısıyla bence Jesus bu iki maçın ardından kararını açıklayacak. Benim düşüncemi sorarsan gidecek. Ama kalmasını temenni ediyorum, kalmasını istiyorum. Türk futbolu adına yararlı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe adına da yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü tecrübeli bir teknik adam. Bizim ligimizi baştan hafif bağladığını kendisi de ifade etti zaten. Yani bu ligin bu kadar kaliteli ve sert olduğunu bilmiyordum dedi. O sıralarda da trenler kaçtı tabii yani. Sen öğrenene kadar işte Galatasaray'ın maçında 3-0 kaybetti. Basın toplantısına geldiğinde yüzü gülüyordu. Bu kaybedilen bir 3 puandır. Biz yolumuza bakacağız dedi. Oysa öyle değil. Türkiye Ligi çok farklı dinamikleri olan bir lig. Yani bir takım rekabet içinde olduğu takıma öyle evinde 3-0 yenilirse onun travması ligin sonuna kadar devam ediyor. Oysa orada oyunu tutabilecek gücü vardı. Göstere Galatasaray'a maçı verdi. Kadro hatalarıyla, üçlü defans ısrarıyla. Basın toplantısından sonra Okan Buruk ne dedi hatırlarsan? Dedi ki rakibimizin böyle kritik maçlarda ve büyük maçlarda üçlü defans oynayacağını biliyorduk. Yanılmadık, önlemlerimizi ona göre aldık. Hızlı oyuncularımızla araya ağır Fenerbahçe defansının arasına toplar atarak sonuca gitmeye çalıştık. Bununla da başarılı olduk dedi. Yani satranç oyunu olarak düşünün, Okan Buruk rakibinin hamlesini biliyordu, tahmin ediyordu ve o hamleye yönelik karşı hamlesini yaptı ve kazandı. Ben de Jesus'un devam etmesinden yana düşünce içerisindeyim. Neden öyle söylüyorum? Yeni bir yapılanmaya girmek, yeni bir teknik direktör, yeni bir kadro oluşumu. Şimdi Jesus ülkeyi tanıdı. Jesus hakemleri tanıdı. Jesus profesyonel evet, futbol disiplin kurulunu tanıdı. Jesus rakipleri tanıdı. Jesus medyayı tanıdı. Yani tabii hakemleri tanıdı, her şeyi tanıdı. Her şeyi bilen bir, aynen, bir de çok zeki bir teknik adam. Yani ondan dolayı ben takıma birkaç iyi takviyeyle Fenerbahçe'nin bu sene çok daha farklı noktaya gelebileceğini ihtimal veriyorum. Aynı görüşte misin evet, bilmiyorum da. Tabii futbolun içinde her şey var. Önceden konuştuğumuz zaman hep yanılıyoruz arkadaşlar. Bakın yani hep böyle diyoruz ki sezona Jesus geldi, şunu aldılar, fırtına gibi gireceğiz. Bu sene kesin şam. Yok böyle bir şey. Futbol sahada oynanıyor. Yani bu önümüzdeki maçı alacağız diyemiyorsun. Bir sonraki maçı alacağının garantisi yok. İşte küme düşme hattında bir Giresun'la oynuyorsun. İki maçta bir mağlubiyet, bir beraberlikle 5 puan bırakıyorsun. Yani buna inanır mı bir zihin aslında? Olmazdı bir, ama oluyor. Futbol bu. Futbolun güzelliği bu. Futbolda her şey olabiliyor. Dolayısıyla bir teknik adam gelecek ve seni şampiyon yapacak. Bunun garantisi yok. İşte biz ne düşündük? Sezon başında Jesus Fenerbahçe'ye geldi. Bir sürü avantajla Fenerbahçe önde ve kazanacak. Galatasaray hakkında Okan Buruk için ne dedik? Okan Buruk bu öyle dev bir kadroyu çalıştırmaya kapasitesi yok. Yetersiz kalacak ve bu öyle bir dev kadronun başına Şeşke çok daha önemli tecrübeli bir adam gelse evet, diye doğru. Bütün otoriteler aynısını söyledi. Doğru. Sonuç ne oldu? İki tezle yanıldı. Yani Jesus da başarılı olamadı, Okan Buruk da şampiyon yaptı takımını. Demek ki her şey sahada oynanıyor. Bir takım yaratmak, bir sevgi bağı oluşturmak, bir arkadaşlık bağı oluşturmak takımın içinde, bir sinerji yaratmak, bir futbol anlayışı ortaya koymak, bu futbol anlayışını sistemli bir biçimde devam ettirebilmek. Bunların hepsi çok önemli. Taraftarın sevgisini ve desteğini arkanda hissedebilmek. Bunlar hepsi önemli. Şimdi bunların hepsini neden söylüyorum? Galatasaray cephesinde bunların hepsini gördük sezon boyunca. Bu tarafta ise Fenerbahçe cephesinde bunların hepsini göremedik. Yani taraftarlar arası bozuldu. Kırılgan bir taraftar yapısı var Fenerbahçe'nin. Neden kırılgan? Çünkü Fenerbahçe taraftarı bu kadar uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmaya alışkın bir camia değil. Fenerbahçe bu kadar uzun yıllar hiç şampiyonluktan uzak kalmadı. Galatasaray 14 yıl şampiyon olamadığını biliyoruz. Beşiktaş'ın ana keza 15 yıla yakın bir şampiyonluk hasreti çektiğini biliyoruz ama Fenerbahçe bunları yaşamadı. Fenerbahçe taraftarı şimdi o günleri yaşıyor. Diğer yani bu iki kulübün yaşadığı ızdıraplı günleri yaşar halde. O yüzden de çok gergin ve kırılganlar. O nedenle de taraftar baskısı Fenerbahçe üzerinde olumsuz seyrediyor. Yani bir maç 1-0 geriye düştüğü zaman hemen istifa sesleri veya oysa taraftarın gücü nedir? Her zaman takımını alıp kötü günlerden yukarıya çıkartmaktır. Kötü skordan alıp destekle, alkışla onu 1-0 geriden 2-1 öne geçirecek güçtür 12. adam. Hı hı, ama hı. Bu sene onu göremedik.
Evet, tribünlerin bu sene ben de aynı düşüncedeyim. Bağlanan dinleyiciler de aynı düşüncede. Tabii ama evet. Bu şeyin de değişmesi gerektiğini söylüyorum ama tabii biliyorsun kombine satışlarında öncelik tabii ki alanları olduğundan dolayı gene seni aynı tribün mü göreceğiz yoksa başkan farklı bir karar mı alacak? Bunu evet. İstersen kısa bir ara verelim. Kısa bir ara verelim. Reklam aramız var. Ondan sonra seninle tekrar konuşalım. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir ve yazarı Süleyman Atı. Evet Sayın Arat, yani kombine olayı nasıl çözülecek? Çünkü hakikaten deplasman tribünü biliyorsun Fenerbahçe'de her zaman çok iyidir. Ama iç sahada maalesef eski tribünleri göremiyoruz. Neler söylersin? Vallahi bu birçok takımda bu yaşanıyor aslında. Yani başarısız giden sezonların faturasıdır bu aslında. Yani 9 yıla, 10 yıla doğru giden bir şampiyonluk özleminin faturasıdır bu. İşte Trabzon seyircileri öyle değil miydi uzun yıllar boyunca? Neden çok uzun yıllar şampiyonluk gelmeyince sinirler geriliyor. Bu sene de hayal oldu. Bu sene de olmadı. O hoca da olmadı. Bak bu santraforu da aldık. Bu da olmadı. Hep yanlış transferler. Şunlar gibi düşüncelerle insanlar geriliyor ve en ufak maçta kırılma anından sonra ters dönüp takımı protesto veya yönetim protesto eder hale geliyorlar. Bu şu an Fenerbahçe'de yaşanıyor ama inanın diğer takımlarda da benzeri uzun yıllar başarısızlık seyrettiği zaman onlarda da ortaya çıkar bu. Demek istediğim taraftarı kişi olarak değiştirebilirsiniz ama şimdi 40 bine yakın taraftar, bunları almayalım maça, yeni 40 bin taraftar gelsin ve bunların hepsi desteklesin desem böyle bir doku oluşturamazsın. Yani orada belirli gruplar var biliyorsun. Yani tek tek isimlerini söylemeyeyim. Bunların hepsinin sistemli hareket ettiğini düşünecek olursan orada gelen bir taraftar topluluğunun 100 tanesini dışarı çıkıp yeni 100 tanesini içeri alsan ortaya çıkan sonuç değişmeyecektir. Çünkü o yani bu bir sosyal medyadan haberleşiyorlar, telefonlaşıyorlar, birbirleriyle irtibat halinde oluyorlar ve bir genel kanaat oluşturuyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Yani dolayısıyla başarı gelmedikten sonra bu gerginlik, bu kırılganlık ortadan kalkmaz sevgili Aygün. Evet, bir son dakika özel haberi vereyim. Ajans Spor'un özel haberini vereyim. Kulüpler Birliği Vakfı bugün saat 14'te Maslak'ta toplanacak, ofisinde toplanacak. Gündem maddeleri şu sevgili Süleyman Arat, özellikle bunu da sana sormak istiyorum. Birinci madde TFF başkanlık seçimi. İkinci madde de küme düşmenin kaldırılması. Evet. Ne diyorsun küme düşmenin kaldırılması ile ilgili? Vallahi, kalkarsa ne olur? 19-21 19 takım var. 2 takım daha koy, 21. 3 takım geliyor, 24 mu yapıyor? Artık evet, benim de artık şeyim geçti. 24 takımlı bir lig. Her gün maç olur ve yine böyle en az bu takım sayısının 7 tanesi, 8 tanesi kötü bir kadroyla bu ligde yer alır. Dolayısıyla yani şimdi şu an ligimizde Giresun, Ümraniye, İstanbulspor gibi takımlar inan PTT 1. Liginde bile anca oynayabilecek kadroya sahipler. Çünkü bir sürü nedenleri var bunun. Ekonomik nedenleri var. Yani o kulüpleri küçük gördüğüm veya yanlış ifade... Finansal anlamdan söylüyorsun. Finansal anlamdan. Tribün anlamında, finansal anlamında. Boğazı olan kulüpler bunlar. Dolayısıyla da çok fazla kadro derinlikleri yok. Dolayısıyla oynadıkları futbol da ortada. Ve yani Süper Lig'de olmaları bir... mucize. Mucize aslında. Sen bu mucizeyi şimdi küme düşmeyi kaldırırsan bunun gibi 6 takım daha ligde oluşmuş olacak. Dolayısıyla bunlar hesap yapacaklar. İşte ben mücadele edeceğim takımlar alttaki rakip olarak gördükleri 3 veya 4 takım. Bunlarla mücadele edeceğim ve bir sene daha tutunabilirim umuduyla bir kadro yapacaklar. Bu da futbolun kalitesini düşürüyor. Maçların kalitesini düşürüyor. Oysa korakor mücadelenin olabilmesi için denk güçlerde 16 takım, 17 takım yeter bence. 16 takım ideal bence Süper Lig'e. Bu da birçok Avrupa takım ülkesinde bu şekilde yapılıyor. Yani denk güçlerin mücadelesi her zaman lige renk getirir. Bazı maçları seyrederken uyuyoruz arkadaşlar, öyle değil mi? Yani büyük takımların özellikle oynadığı uyutma futbolu oynuyorlar çünkü yan pas sakatlık nedeniyle yerde yat 10 dakika. Bu tür maçları bu nedenlerle seyrediyoruz. Bu sayıyı arttırırsak futbolumuzun kalitesi düşer, ligimizin kalitesi düşer, milli takıma yansır. Bunların hepsi ülkemize yine kalitesiz yabancı oyuncular doğar.
tüm bunlar, tüm olumsuzlukları bitirir bence. Benim kişisel görüşüm bu. Ama seçimler nedeniyle bir şirinlik düşünülüyorsa onu bilemem. Ama benim düşüncem bu tür şeylerin artık ligimizde olmaması, hızla ligimizin az takıma doğru bir planlamayla dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, devam edelim. Fenerbahçe nasıl bir transfer politikası yapacak sence? Valla kulağımıza gelen yıldız oyuncularla takviye edeceği. Çünkü neden diyeceksin, bu Galatasaray şampiyonluğu aslında bir rol model oluşturdu. Yani Icardi gibi, Zaniola gibi o önemli oyuncuların ligimize geldiği zaman onların takıma bir hava getirdiği, bir ruh kattığı ve şampiyonluk yolunda takıma önemli avantajlar kazandırdığı düşüncesi hakim. Tabii bu böyle telaffuz edilmiyor ama hissedilen bu. Tabii ki Fenerbahçe önemli oyuncular almayı planlıyorum bu sene. Burada ama tabii birinci madde teknik adamın kim olacağı. Yani Jesus kalacak mı, gidecek mi? Jesus gidecekse teknik adam kim olacak? Yine bu teknik adam geçmiş yıllarda olduğu gibi bir ay sonra mı gelecek veya bir buçuk ay sonra mı adı açıklanacak? Eğer öyle olursa her sene yapılan yanlış bir sene sonra tekrar tekerrür etmiş olacak. Yani Fenerbahçe B planı şu an cebinde olması lazım. Jesus'un gidip gitmeyeceğini ben bilmiyorum ama yönetim muhakkak biliyordur. Eğer Jesus'la devam edilmeyeceğini şu an biliyorlarsa ceplerinde yeni teknik adamın adı hazır olmalı. Jesus ben gidiyorum. Transfer hazır olmalı. Dediğin doğru. Sadece teknik adam değil yani bütün bölgede olacak olan transferin de hazır olması gerekiyor. Hepsinin hazır olması gerekiyor. Çünkü bu iş o kadar kolay değil. Teknik adamı Fenerbahçe son 7-8 yıldır sürekli geç açıkladı biliyorsunuz. Bir Filip Koku çabuk açıklandı ki onda da bir geç kalındı aslında. Onda da Aykut Kocaman'la devam edelim mi etmeyelim mi bir süreci yaşandı. O süreçte de Filip Koku'nun gelmesi yine geçe kaldı. Hiçbir teknik adam bugüne kadar lig bittikten bir hafta sonra açıklanmadı. Umuyorum bu sene öyle olmayacak. Hatalardan ders alınır diye düşünüyorum. Ama kim gelecekse gelsin, kim kalacaksa kalsın. En doğrusu zamanda erken açıklamak teknik adamına. Evet, çalışmaların devam ettiğini biz de duyuyoruz ama tabii hamleler yok. Eğer teknik direktör değişecekse şu an transferin yapılması da yanlış. Gelecek tabii. Olan teknik direktörün bilgisi doğrusunda mı yapalım? Bunlar tabii hep soru işareti ama şunu tabii, sana sormak tabii. istiyorum sevgili Süleyman. Daha önceki dönemlerde aktif rol alan Selahattin Baki'nin bu dönemde biraz daha pasif olacağı ve transferin tamamen Sayın Başkan Ali Koç'un yönlendireceği yönde bazı bilgiler geliyor. Neler söylersin? Vallahi ben böyle bir şey duymadım açıkçası. Hı hı. Ama şimdiye kadar yapılan transferler hem Selahattin Bey hem Sayın Başkan Ali Koç hem de teknik adam profilliydi. Ama bunların hepsi tartışıldı. Yani şampiyonluk gelmediği için başarısız görüldü. Ama şöyle bir şey düşünelim. Fenerbahçe bu sene bu Galatasaray'ın dev kadrosunu alt etmiş olduğunu düşünelim. 2 puan önde ligi bitirdiğini düşünelim. Bu aldan oyuncuların hepsi baş tacıydı şu an. Onlar işte Icardi aldı bu kadar para verdiler de biz Joshua King'de bu işi çözdük falan gibi. Taraftar da böyle düşünüyor olacaktı. Otoriteler de köşe yazarları da sosyal medya yorumcuları da hepsi bunu düşünüyor olacaktı. Ama başarısızlık gelince transferler de başarısız bulunuyor. Yani her şey skora ve sonuca odaklı doğal olarak. Futbol çünkü böyle bir oyun. Aldığın adam gol yerse kötü kaleci oluyor. Aslında diyebilirsin bu kaleci iyi, fiziği böyle, refleksleri şu şekilde, Avrupa'nın her takımda oynayabilir diyebilirsin ama onlar, taraftar ona bakmıyor. Taraftar yediğin goldeki hataya bakıyor. Doğal olarak aynı şekilde bunu takımın geneline yaydığın zaman golcü golünü atamazsa, orta sahadaki beynin kreatif paslar üretemezse senin kadro profilinin olumsuz olduğu kanaatine varılıyor. Ve sonuçta seni futbol diliyle yine söylüyorum sakın yanlış anlamasınlar, taraftarlar asıyor yani. Yani şunun için diyorum yani şampiyonluk gelseydi bu oyuncuların bu taraftarın bağrına basacaktı ve hepsi çok iyi transferler olarak görülecekti. Dolayısıyla da başarıyla doğru orantıda. Yani bu bir bütünlük arz etmeli. Taraftar, teknik adam, yönetim, futbolcular bir bütün olduğunda başarı geliyor arkadaşlar. Gerçekten bu böyle. Bir takım oyunu, hemen beni geriye götürdü zihnim. Beşiktaş'ı hatırlayalım, Metin Ali Feyyazlı dönemi. Hepsi çok az milli olan oyunculardı, öyle değil mi? Evet. Böyle milli takımın değişmezi starları değillerdi. Gordon dünya çapında bir teknik adam değildi. Beşiktaş'tan sonra gidip de Manchester veya Leeds United'ı veya ne bileyim Chelsea'yi çalıştırmadı. Ama Beşiktaş o zaman bir takım
oluşturdu. Kolej takımı denildi ona. Herkes birbiriyle arkadaştı. Hala eski günlerin videoları yayınlanıyor. Şakalaşıyorlar birbirleriyle. Bir takım oluşturdular. Taraftar arkalarındaydı. Her yere gidiyordu deplasmanlara, içeriye. Şarkılar, marşlar söyleniyordu. Hala günümüze kadar devam eden marşlar. Fenerbahçelisi'de, Galatasaraylısı'da, Beşiktaşlısı'da biliyor bu marşları. Evet. Çünkü takım oldular. Hepsi bir bütün oldular. Başkanı sevdiler. Taraftar futbolcuları sevdi. Futbolcular camiayı sevdi ve ortaya böyle bir şey. Şimdi yani Samet vardı biliyorsun stoperinde. Ulvi vardı. Sol bekte de Kadir vardı. Hangisi milli oldu Allah'ın seversen? Kaç defa milli oldu? Kalede evet. Zaferle şampiyon oldu Beşiktaş o yıllarda. Yani demek istediğim bir ruhu yakaladığın zaman, bir kolej takımı sevgi bağı oluşturup kolej takımı yarattığın zaman onun içindeki iyi 3-5 oyuncu sizi başarıya götürüyor. Ama Fenerbahçe'de şu an o yok. Taraftar gerilim içinde, yönetim taraftarın baskısı yüzünden panik halinde. Yeni her gelen teknik adam başarılı olmak için baştan inceliyor, geçen senelere bakıyor, geçmiş senelere bakıyor. Her gelen ızdırap içinde gitmiş, başarısız olmuş, tepki görmüş. Kendi kariyeri de zedelenmiş. Dolayısıyla da bu olumsuz hava içinde başarılı olmak oldukça zor hale geliyor. Sevgili Süleyman, çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra seninle sohbetimiz devam edecek. Peki. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, mesela demin konuştuğumuz konuyla ilgili Bulgaristan'dan bir dinleyicimiz Murat Mustafa, selamlar olsun Bulgaristan'dan. Abi sana soruyor, abimize soru sorabilir miyim diyor. İkinci ligden gelen takımların gelmesi normal mi? Ne statları var, ne taraftar kitlesi. Bundesliga gibi kural koyursa iyi olmaz mı? Stad olmayan bir üst lige yükselemez. Bu yıl gördük diyor, Ümraniyespor sıkıntılı, Fatih Karagümrük sıkıntılı diyor. Şimdi Eyüp de aynı sıkıntı var diyor. Asla dediği doğru aslında. Bir kıstas konması gerekiyor. İşte Fatih Karagümrük diyorsun. İstanbul. %100. Görüyorsun. Sevgili dinleyicimiz çok güzel bir tespit ve teşhis yapmış. Murat Mustafa Bey. Kendisini tebrik ediyorum. Evet, tabii ben söylediklerimi ifade ederken bunu atladığım için de özür diliyorum herkese. Bunu da mutlaka söylemem gerekiyordu. Evet. Çok haklı sevgili dinleyicimiz. Evet, gelelim Fenerbahçe'ye. Şimdi tabii bir transfer politikası oluşacak ama bir yandan da takım içerisindeki bazı isimlere ciddi teklifler var. Mesela Arda Güler gibi, Ferdi gibi, evet. Ne bileyim Crespo gibi, Rossi gibi. Burmaz'a zaten evet. Biliyorsun kiralıkta orada kalacak. Yani Serdar Dursun'a teklif olduğu konuşuluyor. Serdar Aziz'in Samsunspor'a gideceği konuşuluyor. Ama tabii Ferdi ve Arda üzerinden neler söylersin? Yani daha önceki bağlantılarımızda da sana ben defalarca söyledim. Fenerbahçe'nin kadrosunda gerçekten yani şimdi kadroyu beğenmiyoruz Fenerbahçe taraftarları. Çünkü şampiyonluk gelmedi. Az evet. Önce onu söyledim ben. Şampiyonluk gelseydi herkes şu bu kadroyu baş tacı yapacaktı. Ama şu kadronun içine baktığın zaman tek tek hepsinin bütün kulüpler tarafından göz bebeği olarak görüldüğünü fark edebiliyoruz. Yani senin de saydığın gibi Ferdi, Arda, Crespo, Osayi, hatta Rossi, taraftarlar hiç sevmiyor Rossi'yi mesela ama bugün 14 milyon euro değeri var. Flamengo istiyor. Güney Amerika takımlarından birçoğu istiyor, Avrupa takımlarının da gözdesi yani iyi bir forvet hattında bu patlayıcı özelliğiyle çok iyi işler yapabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu Rossi. Yani Jesus onu boşuna sürekli oynatmıyor ama yanında oynayacak adamlarla uyum sağlayamadı, yani bir doku uyuşması yaşayamadı. Dolayısıyla da başarısız görüldü ama o da değeri olan bir oyuncu. Atilla Sarayi yani babası da söyledi çok büyük A-klas takımlara gitmeyebilir ama Avrupa'nın birçok takımında yani B-klas olarak görebileceğimiz birçok takımında rahatlıkla oynayabilecek bir kapasitesi ve kalitesi var. Dolayısıyla da şimdi öyle baktığın zaman Altay Bayındır da aynı şekilde bu fıtık ameliyatı olmasaydı bu sözleşme ve biraz direndi biliyorsun parayı yükseltmek evet. için sözleşmesinde. Belki bir Avrupa takımına da gidebilirdi ama o kendi sıkıntısını bildiği için bence Fenerbahçe'de kalmayı seçti ama yok. Altay Bayındır da iyi bir Altay Bayındır formda, bu fıtık derdini atlatmış bir Altay Bayındır da Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayabilecek kapasiteye ve kaliteye sahip olduğunu net söyleyebilirim. Dolayısıyla bunların içinden bazıları ayrılacaktır. Bazılarının yerine de temin söyledik ya, yıldız transferler yapacak. Hı hı. Icardi ayağında önemli dokunuşlar yapacak.
bu tür oyuncular gelecekse takıma birilerine gitmesi gerekiyor. Yani bunlara yapabilmek için para gerekiyor. Haliyle bu çarkın döndürülebilmesi için, borç batağına kulüp sürüklenmemesi için ki Sayın Başkan Ali Koç ve yönetimi en önemli verdikleri şey finansal değerler olduğunu biliyoruz. Ve finansal değerleri yukarıda tutabilmek için, Fenerbahçe'nin geleceğini karartmamak için bunları dengeli yaptıklarını da biliyoruz, transferleri. Dolayısıyla da birileri gidecek ki birileri gelsin. Burada en öne çıkan oyuncu bence Ferdi öne çıkıyor. Çünkü en yüksek değer o görecek. Birçok Avrupa takımı peşinde. Fenerbahçe'nin de malı. Dolayısıyla da Fenerbahçe bundan iyi para kazanırsa Ferdi'den, Ferdi de gitmek isteyecektir haliyle. Çünkü Fenerbahçe'yi yapabileceği her şeyi yaptı. Fenerbahçe'ye değer kattı. Milli takıma yükseldi. Milli takımın oyuncusu olarak artık orayı seçti. Türk milli takımını seçti. Dolayısıyla artık Türkiye ve Fenerbahçe'yi yapabileceği her şeyi yaptı. Bundan sonra gelen teklifler A-class takımlardan olacaktır ve oraya doğru yönelecektir. Biz de onu keyifle, iyi bir takımda seyretmek istiyoruz açıkçası. Fenerbahçe'ye iyi bir parayla gidecek oyuncular arasında olduğunu düşünüyorum. Rakamlar belli mi Süleyman? Yani konuşulan rakamlar 25'ler, 30'lar, 35'ler gibi çok rakamlar zor çıkıyor. Çok zor sevgili Aygün. Türkiye'den 25-30 milyon eurolar ayarında o bantta oyuncu çıkmıyor işte maalesef. En ilerden biri Kim Minji'ydi baktığın zaman. Ama yani. O da farklı yolu, işte. Tabii o geçiş yoluydu Türkiye'de, evet. Fenerbahçe onun için. Kariyerinde bir planlama yapmıştı. Oradan bir adımla Avrupa'ya gelip buradan da daha tanınan birlikten Avrupa takımlarına geçmeyi düşünmüştü. O planını uyguladı Minji Hakim. Dolayısıyla da şimdi Arda'yı, Ferdi'yi bunlarla bir tutmamak lazım. Türkiye'den giden oyuncular Avrupa'da hepsi başarılı olamadı bugüne kadar. Çoğu başarısız oldu. Bu da Türk futbol piyasasının değerini düşürdü Avrupa gözünde. Şimdi bir geçiş ülkesiyiz biz. Buradan bir oyuncu alıyorlar. Eğer oynarsa ve başarılı olursa oradan senin bahsettiğin 20-25-30 milyon euro değer bulup doğru. O banda doğru çıkış yapıyor. Ama şöyle düşünelim, bizden dünyanın parasına giden Vedat Muriç nerede mesela bugün? Değil mi? Bizim ligimizden gitti, değil evet, mi? Evet. Bunun yanı sıra bunun gibi şu an isimlerini tek tek hatırlayamayacağım. Bir sürü oyuncumuz gitti Avrupa'ya çeşitli takımlardan. Hiçbiri böyle orada star noktasına ulaşamadı. İyi noktaya ulaşamadı. Oysa geçmiş yıllarda bunun tam tersini görmüştük biz. Yani Tugay olsun, Okan olsun, Emre olsun, değil mi? Nihat Kahveci olsun. Bunların hepsi çok başarılı olmuşlardı ve orada ses getirmişlerdi ve Türkiye Ligi'ne değer katmışlardı oradaki başarılarıyla. Böyle olmalı. Yani giden oyuncumuz orada başarılı olursa bizim ligimize projektörler döner. Radarları altına alırlar Türkiye'yi. İşte biz öyle değil miyiz? İki tane Gana'dan oyuncu getirip başarılı oluyorsa Gana'yı bu sefer altyapısına değer veriyorsun. Oradaki Süper Lig takımlarını izler hale geliyorsun. Orayı radarını altına alıyorsun. Yeni oyuncular bulabilmek için. Bu sene aldığımız oyuncu çok iyi çıktı. Oraya iyi bakalım. Oradan iyi adamlar bize gelebilir diyorsun. Aynı olay. Türkiye'den giden oyuncu iyi oynarsa buradaki diğer oyunculara güven de artıyor. İnanç da artıyor ve değeri de, maddi değeri de artıyor. Dolayısıyla o yüzden de ben Ferdi'ye o rakamların geleceğini zannetmiyorum. Arda'nın bu sene bir sene daha Türkiye'de kalacağını tahmin. Ben de eminim. Ben eminim kalacağından. Ama Crespo olsun, Osay olsun, bunlara ciddi teklifler var değil mi? Gelen teklifler doğrultusunda onlar yol ayrımına girebilirler. Tabii bu tek transfer piyasasıdır. Yani kadro seninle sözleşmesi devam eden oyuncun bile gidebilir. Hiç belli olmaz bu işler. Yani ne bileyim, bak şu aya bir teklif gelir. Yani Aziz Bey'in bir sözü vardı. Yani parayı bulduğun an, değerini bulduğun an futbolcuyu satacaksın derdi. Evet, evet arkadaş. Bu yani bunun binlerce örneği var. Eminim bizi dinleyen bütün spor severler biliyordur bunu. Zamanında bu paraya verilmedi. Bak elimizde kaldı dediğimiz. Onlarca oyuncu gelir aklımıza. Abdülkadir Ömür Trabzonspor'da başkan açıklamaları da var zaten, tabii. Keşke satsaydı. Peki. Zamanında vermedi mi elinde patlıyor, elini yakıyor doğrusu. Çok teşekkürler sevgili Süleyman Arat. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, iyi haftalar diliyorum herkese. Hoşçakalın. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı Süleyman Arat vardı. Şu an hattımızda Futbol Arena'dan Nurgül Günay Aydın vardı. Nurgül, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Marek Amşik basın toplantısı yaptı. Soru almadı. Bir gazeteci arkadaşımız bir soru sordu. Ona cevap verdi. Veda etti. Sen de oradaydın. Hatta hemen özel bir fotoğraf da bir anda çektin ama sonra o fotoğrafı başka gazeteciler de ortak oldu.
Özel evet. fotoğrafına neler söylersin, oradan başlayalım. Sorun yok. Evet. Biz canlı açıkçası... yayında çünkü verdik yayını. Buyurun. Evet, aslında sadece sorulacak tek soru oydu. Hatta benim aklımdaki soru şuydu Aygün Özipek. Bu bir veda mı? Yani ben bunu soracaktım hemşike. Zaten kendisi saygı gösterilmesini istedi ve şu anda da antrenmanda izliyoruz zaten. Kendileri karşımızda güzel neşeli bir idman oluyor. Kendisi zaten bu konuda açıklama yaptı. İlk sözleri zaten kariyerimi Trabzonspor formasıyla nokta koyuyorum. Ailem ve çocuklarımla yaptığım görüşme bu kararı almamda etkili oldu dedi. Gerçekten toplantıda duygusal anlar yaşadı. Ağlamıyorum dedi bir ama. Bir son dakika yani, gelişmesini vereyim mi Trabzon'a? Zaten sen vereceksin ama senden önce davranayım. Trabzonspor ilk transferine kavuşuyor. Yunan orta sahası Dimitrius Kourbelis yarın İstanbul'a gelecekmiş. Marek'ten yani, başlayalım sonra Dimitrius'la düşünceni alacağım. Buyurun. Evet yani hamşik aslında beklenti o yöndeydi. Şunu söyleyebilirim, biz daha önce Abdullah Avcı'ya da sormuştuk ama Abdullah Avcı hamşikin kararını verdiğini ve kendisinden öğrenmemizi söylemişti. Geçti bir ay içinde ikinci toplantıyı düzenleyince kesinlikle kararını verdiğini düşündük zaten. Hamşik'e Bielitsa'nın bir yıl daha takımda kalması yönünde teklifte bulunduğunu da öğrendik Aygün Özipek. Ancak Hamşik'in kendisinde ifade ettiği gibi ailesiyle birlikte verdiği karar sonrası kariyerini noktalama kararı aldı. Tabii bu Trabzonspor forması altında bunu yapmış olması da çok önemli aslında. Kendi kararı ve burada yaşadığı güzel günlerden, giydiği forma, giyerken orada mavi formayı taşıdığı gururdan bahsetti. Dediğim gibi çok duygusal anlar yaşadı. O esnada bizler de tanık olduk. Sanıyorum bu yüzden de soru almadı. Çünkü gelebilecek her soru sonrasında çok daha duygusaldı, da duygusal. Çok duygusaldı. Çok inanılmaz duygusal bir insan. Çünkü Hamşik'le alakalı dediğim gibi geldiği günden beri çok şeyine tanık olduk. Ve Hamşik gerçekten çok duygusal bir insan. Bugün de bu kararını açıkladı. Alanya ile cumartesi günü oynayacak iç saha son maçında da taraftara da veda edecek. Bir anlamda. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani nasıl bir plan program yapıyor? Yani ne yapacak? Ben aslında Marek'in kalmasını isterdim. Teknik kadroda daha sonraki dönemlerde belki de çok daha farklı bir görev de alabilirdi. Ne yapmayı düşünüyor peki? Evet, bizim düşüncemiz şu, kendi hani hatta oğlunun da oynadığı bir altyapı takımı, kendi ülkesinde Slovakya'da bir takımı var, kendisinin kurduğu, sahibi olduğu bir altyapı takımı var. Oranın başına geçeceği düşüncesindeyiz çünkü futbolculuk kariyerini bitirdi. Belki teknik adam olarak ileride hizmet verebilmek adına kendi eğitimlerini de tamamlayacaktır ama ilk etapta kendi ülkesinde kendi adıyla kurduğu futbol okulunda altyapı takımının başına geçerek orayı yönetebileceğini düşünüyoruz. İlk düşünce bu şu yönde şu anda. Evet, tabii bir yandan da antrenman var. Antrenmanda takip ediyorsun. Yarın ilk transfer geliyor. Trabzonspor ilk transferine orta saha Dimitrius Kourbelis. Yarın İstanbul'da olacak. Neler söylersin Kourbelis'le ilgili? Evet, Trabzonspor orta sahaya yine bir Yunan ekolünden oyuncu transfer etti. Bu arada Fiopis'in de gideceği konuşuluyor. Eşinin hamile olduğu ve bu sebepte eşinin de bu anlamda hamileliğini de öne sürerek takımdan ayrılmak istediği yönünde de bilgiler var. Çok yaşa, çok yaşa. Çok affedersiniz, yeşillikleri görünce böyle herhalde. Olmaz mı orada? Bir de tabii o yeşilliklerde ufak ufak sinekler de gelip antrenman sahasında insanı rahatsız eder. Yaşadığımız için biliyoruz o çimi bildiğimizden dolayı. Ondan dolayı normal. Kourbelis ilk transferi ve yarın Trabzon'da olması bekleniyor. Trabzonspor'un orta sahaya. Bu sezon sanıyorum 36 maçta görev yapmış. Fizik anlamında da oldukça iyi bir oyuncu. 1.81 boyunda. Ancak katkı olarak baktığımız zaman bir gol, iki asistlik bir katkısı olmuş ama tabii tecrübeli de bir orta saha oyuncusu. Aynı zamanda stoper olarak da görev yapabildiğini bilgisini edindik Kourbelis'in. Tabii Yunan ekolü olması, işte Bakasetas'a da yeniden sözleşme teklif edilecek. Onu daha önce de söylemiştim ben. Çünkü Stiopis ve Bakasetas üzerinden takım kurgusunun devam ettirilmesi yönünde düşünce vardı yönetimde. Ancak Stiopis'in bu son andaki bir gelişme sanıyorum, eşinin hamileliği ve ayrılmak istemesi sonrası yine bir Yunan oyuncuyla birlikte orta saha da öyle bir kurguya gidilmek düşüncesiyle Kourbelis transferi yapıldı. Yarın da senin de dediğin gibi Trabzon'da olması bekleniyor. İlk transferi de bu isimle gerçekleştirmek. 3 yıllık bir kontrat bekleniyor aslında.
Ama tabii yani tam o kadar detayını bilmiyor da bizim edildiğimiz bilgi o yönde. Hı hı. Bakacağız yarından sonra sanıyorum bu konuda netleşecek. Bu transferler tamamen Bielisa'nın istediği transferler değil mi? Evet. Bielisa'nın istediği transferler. Tabii Trabzonspor sadece bununla da kalmayacak. Arayışlarını devam ettiriyor. Yani işte 6 numaraya, işte stoper mevkiine, stoper mevkiine de çok farklı isimler var. Aslında çok sır gibi saklanıyor. Böyle bir çok gizliden yürütülmek isteniyor transferler ama tabii sızıyor bunlar. Ben şunu söylemek istiyorum Kurbelis'le ilgili. Hani sert bir oyuncu. Hani nasıl derler futbol tabiriyle onu agresif. Çünkü Aston Villa ve Tottenham gibi takımlarda resmi teklif yapmış ama şu son dönemde özellikle kendisi Trabzonspor teklifini kabul etti. Bunda da sanıyorum Bakasetas etkisi, işte Siopis'in burada çok mutlu bir futbol yaşantısı olması da çok etkili oldu. Onların referansı da önemli. Aygün Özpek. Bu arada Trabzonspor'un peşinde olduğu bir oyuncu daha var. Kim o? Bu Çek stoper konuşuluyor. Polonya Ligi Rakov'da sanıyorum forma giyiniyor. Evet. Tomas isimleri de tabii çok iyi telaffuz edemez ama bu isimler Petrasek. Petrasek. Evet, Tomas Petrasek. Evet, Tomas Petrasek. Peki durum ne onunla ilgili? Yani bununla ilgileniyor Trabzonspor ama dediğim gibi stoper mevkiinde Trabzonspor'un ihtiyacı var. Bartra ile ilgili hocanın kararı net değil. Son dönemlerde sadece Bartra değil aslında. Bartra da bu ara iyi oynamaya başladı. Evet, kafada bir soru işaretler oluşturdu mesela, değil mi? Bakın, mesela bakın Erel Elmalı son dönemde çok iyi bir form grafiği çizmeye başladı. Yani sanki bir listeyle oyuncular kendilerini yeniden bulmaya başladı. O yüzden biraz soru işareti var. Bartra, Eren Elmalı, Umut Bozov'un da ben kalacağını düşünüyorum. Çünkü Bielitsa özellikle mesela en çok ayrılacağı düşünen oyuncular işte Enis Bardi, ki Enis Bardi'yi de 11'de sürekli oynatmaya başladı hoca. Ben Enis Bardi'nin de takımda tutabileceğini düşünüyorum. Hani çok fazla belki transfer yapamayacaktır Trabzonspor o anlamda. Ama tabii listesi bir hayli kabarık. En azından alternatifli bir kadro oluşturmayı düşünüyor Trabzonspor. O yüzden sürpriz isimleri de açık. Kaleci anlamında da Günay'la ilgileniyor. Sanıyorum bugün yarın bir görüşme gerçekleştirilecek Günay'la da Trabzonsporlu yöneticiler. Bu arada tabii yani Doğan Alemdar ismi de geçiyor ama Günay ismi daha kuvvetli. Muhtemel diyebiliriz. Yani hemen her mevkiye transfer yapılacak. Evet öyle bir düşünce var. Çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra seninle sohbetimiz devam edecek Nurgül Günaydın. Kısa bir ara veriyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Trabzonspor'da da şu anda antrenmanlar devam ediyor. Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Korbelis yarın İstanbul'da olacak. Şu anda Nurgül Günaydın da antrenman sahasında. Çok da keyifli bir antrenman yapılıyor galiba Nurgül. Evet. Ne oluyor orada şu anda? Neler oluyor? Şu anda kafa topu çalışması yapıyorlar. Hı-hı. Mini kalelere gol atmaya çalışıyorlar. Daha doğru. Evet. Şu anda tam da yakınımızda, yani aramızda bir 2 metre var diyebilirim. O yüzden sesler çok iyi geliyor size. Çok keyifli bir antrenman. Antrenmanın en başında da. Bielisa ile antrenmanlar nasıl geçiyor? Yani medya yaklaşımı nasıl? Futbolculara yaklaşımı nasıl? Hiç belki bizim hani böyle bir soğuk yürünümü vardı ama hiç beklemediğimiz bir şekilde Bielitsa sanki Türk futbolunu çok iyi biliyor, Türk medyasını çok iyi biliyor gibi, yani belki anlatılmıştır. Geçtiğimiz antrenmanda yanımıza gelmiş, selam vermek için gelmişti. Hatta orada 5-6 tane de soru aldı. Çok da ılımlı bir yaklaşım var. Ben antrenmanda da şöyle bir şey söyleyeyim. Antrenmanın başında her maç öncesinde bizim takip ettiğimiz antrenmanlarda da klasikleşmiş oyuncular ve teknik ekip bir sıraya diziliyor. Ardından oyuncuların hepsi teker teker gelip teknik ekiple tokalaşarak, ellerini birbirine çakarak geçiyorlar. Bunu da ilk defa gördüm. Bu bir sanıyorum enerjiye, pozitif enerji verme anlamında antrenmana iyi başlanması için farklı bir tarzı var. Ve şunu söyleyeyim, ben giderek daha bir Bielitsa dokunuşunun gerçekleştiğini düşünüyorum takıma. Bazı oyuncuların kendini bulmaya çalıştığını da gözlemliyoruz diyebilirim. Bazı oyuncular üzerine koymaya başladı. Yani sanki
böyle bir üzerlerindeki ölü toprağını attılar. Tabii onlar için de kolay değil. 3 tane teknik adam değişmek bir sezon içinde kolay bir şey değil oyuncular için. O yüzden yavaş yavaş da biz ligin sezonu sonuna geldik ama diyelim dokunuşları diyebilirim şu anda. Gol oldu. Evet. Gol oldu. Evet, Abdülkadir Ömür'ün olduğu grupta, Umut Bozuk, Abdülkadir Ömür, Eren Elmalı'nın olduğu grupta gol oldu. Tabii itirazlar oluyor. Antrenman en neşeli hali de bu. Karşı. Ama sanki şunu görüyorum ya. Yani daha önce biz bağlandığımızda böyle keyifli bir ortam yoktu. Yani tamam evet Trabzonspor geçen sene şampiyonu. Bu sene çok kötü bir sezon geçiriyor ama Bielsa ile beraber bir hava yakalanmış gibi gözüküyor. Evet. Çünkü takımdaki o geçtiğimiz sezon birlik beraberlik sezon başını bu sezon çok yakalanamadı. Bunu futbolcular da basın toplantılarında zaten ifade etmişti. Özellikle Uğurcan Çakır'ın basın toplantısını hatırladığımızda bunu açıkça söylemişti. Hani böyle bir dağınıklık oldu. Ama dediğim gibi şu anda gerçekten şu anda Bakasetas, Larsen, Siopis, Hamşik ve iki genç oyuncunun olduğu grup tam önümüzde inanılmaz keyifli bir antrenman yaşanıyor. Tabii itirazlar bunun tadı tuzu. Gol atamayan ilk gol atan grubun sevinci, atamayanların ceza olarak şınav çekmesi tam önümüzde gerçekleşiyor şu anda. Şu anda dediğim gibi Bakasetas, Siopis ve Hamşik inanılmaz. Özellikle Siopis'in olduğu grup her zaman çok neşeli ve pozitif geçiyor. Birazdan yine yeni oyun başladı. Şimdi sesler yine yükselmeye başlayacak. Sizler de duyacaksınız buradan. Evet, yine gol. Yine Abdülkadir Ömürler'in grubu ve şu anda Umut Bozok topu aldı. İtiraz ediyor Siopis. Hoca elini başına götürdü. Siopis'e de itiraz ediyor. Siopis'e de itiraz da. Peki bu şeyi söyleyeceğim. Siopis'in hakikaten finansal anlamda mı yoksa hakikaten aile bir anlamda mı? Yok, finansal değil. Çünkü Siopis burada çok mutlu. Zaten yine Abdülkadir Ömürler'in grubu gol attı. Evet. Yine şimdi bu kez diğer tarafı, şimdi iki tarafı itiraz ediyor ve evet galip taraf fotoğraf veriyor. İnanılmaz bir sevinç var şu anda. Evet. Seni de biraz engelliyoruz ama. Yok estağfurullah. Hayır. Biz şu anda takip ediyoruz zaten fotoğraflarımızı. Evet. Bielsa ile beraber kendini buldu diyorum. Niye öyle söylüyorum? Evet. Fırtına'nın bu sezon aradığını bulamayan Trabzonspor Hurvat teknik direktör Nenad Bielsa ile kendini son iki karşılaşma kazanan Bordo Mavili takım Alanyaspor'da yenerse bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. Evet. Neler söylersin? Evet, bu da çok önemli çünkü uzun süre özellikle hem deplasmanda hem içeride kazanamayan bir kimliğe bürünmüştü Trabzonspor. Bu tabii olumsuz bir etki de yaratmıştı. Giresunspor maçında alınan galibiyet özellikle takımda golcü oyuncuların işte Trezeguet'in, Umut Bozok'un, işte Enis Mardin'in yeniden hayata dönüşü gibi oldu aslında. Bu takıma da çok olumlu yansıdı zaten. Giresun maçı takip ettiğimizde de her gol sevincinde oyuncuların bir araya gelip orta sahadaki o görüntüyü vermek çok önemliydi. Ben orada o geçtiğimiz sezonki birlik beraberliği yeniden gördüm. Az önce de yayının başında söylediğimiz gibi takımdaki o birlik olma ruhu yeniden kendini buldu. Evet, bu kez Siopis'in ekibi, Siopis'in sevinci görülmeye değer şu anda. Onun ekibi golü attı. Bu kez diğer gruplar itiraz ediyor. Çok güzel görüntüler var gerçekten. Tabii antrenman böyle neşeli. Devam ediyor. Keyifli. Kendi havasını yakaladı Trabzonspor. Kesinlikle bir de çok yakaladı. Yakın. Evet, bir de çok yakın olunca gerçekten. Şunu sana soracağım. Bielsa ile beraber Umut Bozok'ta da bir kendine gelme oluyor, görüyoruz. Geç de olsa bir açıldığını görüyoruz. Umut Bozok'la ilgili hocanın düşüncesi ne? Evet, ben söylediğim gibi Umut Bozok'u takımda tutabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü Umut Bozok kendisi de söyledi. 3 maç üst üste 11'de şans buldu. Bunu Abdullah Avcı ile hiç yakalayamadı. Hep özellikle maçların ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu. Tabii bundan moral motivasyonda da epey bir düşüklük olmuştu. Ama 7 sayıyla kendini bulan... Evet. Yine goller. Maşallah yine gol. Sağda, sağ bu golden ama Nurgül sağda görmek lazım. Antrenmanda değil. Evet, şu anda inanılmaz. Siopis dediğim gibi atom karınca gibi inanılmaz görüntü veriyor. Zaten takımı ateşleyen oyuncu. Bize de poz verdi bu kez. Yani Umut'la ilgili konuşuyorum. Evet, Umut Bozok'la ilgili konuşuyorum. Ben takımda tutabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Trabzonspor forvet oyuncusu çok iyi bir forvet oyuncusu arayışında olsa da alternatifli bir kadro oluşturmak hedefiyle ben Umut Bozok'u takımda tutabileceğini düşünüyorum. Bu takım adına da çok önemli motivasyon
olacak. Çünkü Umut Bozok kendisi de söyledi. Hem mikrofonunda verdiği röportajda hem basın toplantısında. Ben gerçek yani Umut Bozok yeni yeni tabii sezon bitmesine rağmen yeni yeni göstermeye başladım. Ama tabii hocaya da çok vurgu yaptı burada. Hocanın ben burada çok profesyonel davrandığını düşünüyorum. Hoca gerçekten elini değdirdiğini gösteriyor yani. Şu anda baktığımız zaman da zaten futbolcularla zaman zaman bireysel olarak da bir araya çok sık geliyor. Onlarla sohbet ediyor, onlarla konuşuyor. Bunu çok sık yapıyor. Hemen her öncesi yapıyor. Şimdi daha önceki antrenmanlara baktığımız zaman bazı hocalar kilit oyuncularla atıyorum. İşte Hamşik'le ya da Bakasetas'la ya da işte takımın kilit kaptanıyla. Ama bir listeye baktığımız zaman hemen her oyuncuyla bir araya gelip onlarla konuşuyor. Çok da şans veriyor. Güzel de oyuncular da iyi de değerlendiriyor bunu. Dediğim gibi yeni bir hoca, taze bir kan böyle iyi geldi Trabzonspor'da oyunculara. Ve oyuncular da şu anda kendilerini daha iyi göstermeye çalışıyor. O yüzden ben çok olumlu yansıdığını düşünüyorum Bielitsa etkisi diye düşünüyorum. Umut Bozok da bunlardan birisi. Az önce de yayının başında söylemiştim. Eren Elmalı da Bielitsa'yla form grafiğini yukarıya çıkaran bir oyuncu. Yani Eren'in de bu anlamda Bielitsa'nın dokunuşundan nasibini alan oyunculardan olduğunu söyleyebilirim. Keza Enis Bardi'ye de aynı şekilde sürekli şans veriyor. Bir anda hani biletini keseyim düşüncesine değil, 7 maçın tamamını, geldiği günden sonraki 7 maçın tamamında bütün oyuncularını görerek onlarla ilgili kararını verecek. Tabii bu arada Trabzonspor'un hani sadece kim gidecek anlamında değil, Trabzonspor'da biliyorsunuz sözleşmesi devam eden işte Flavio Koita'nın önümüzdeki sezon döneceği konuşuluyor. Abdülkadir Parmak döndü. O devam edecek takımla. Ancak Flavio ile ilgili şöyle bir şey var. Kiralık olarak gittiği takımla uzun bir süre sakatlık yaşamıştı. Ancak sakatlıktan hemen döndükten sonra gol ve asiste dönmesi kulübünün opsiyonunu kullanmasına da yol açtı ve Flavio sanıyorum orada devam edecek. Satın alma opsiyonunu kullanacaklar. 2 milyon dolar civarıydı sanıyorum, yanılmıyorsam. Flavio'nun o anlamda da hani tekrar Trabzonspor'a dönmesinin yolu kapanmış olacak. Bu anlamda Trabzonspor için de önemli bir yük bunlar, biliyorsunuz. Yani işte Koita da devam ediyor. O da dönecek, ne olacak? Onunla ilgili nasıl bir formül bulunacak? Dansville'le Fethi'yle alakalı karşılıklı görüşmeler yapıldı. Ancak Dansville'in 2 yılı daha var. 3 yıllık sözleşme yapıldı kendisiyle. 1 yılı bu sezon tamamlanıyor. 2 yıllık içinde her yıl için 2.2 milyon alan bir oyuncu tabii ki parasının tamamını talep edecek. Ancak kulüp bunun 1 yılını vermeyi sanırım düşünüyor ama kabul etmedi. İlk görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Dansville ile ilgili de görüşmelerde tıkanma var şu anda. Yani karşılıklı feshetme yapılamıyor. Gerçekten çok yüksek bir ücret. Larsen de keza aynı şekilde, onun da sözleşmesi devam ediyor. Onunla da sanıyorum görüşmeler yapılacak ama ilk görüşme Dansville ile yapıldı. Hatta kendisine kulüp bulması yönünde de izin verildiği bilgisi var. Bunlar da önemli detaylar Trabzonspor için. Çünkü söylediğimiz gibi öncelikle hani kesin olarak gözden çıkartılan oyunculardan sonra karar verilecek. Gıbamin ve Yusuf'u söylemeye gerek yok zaten. Onlar kiralıktı. Onlardan da sezon sonu yollar ayrılıyor zaten. Ama dediğim gibi Dansville ve Larsen'le ilk etapta Trabzonspor'un karşılıklı tesih için zemin aradığını söyleyelim. Trezeguet ve Visca ile alakalı sadece bir belirsizlik var. Hocanın son iki maçtan sonra da bunlarla ilgili karar vereceğini düşünüyorum. Ben Trezeguet'e eğer çok iyi bir teklif gelirse belki düşünebilir ama Visca ile devam edilebileceğini düşünüyorum ben. Alanya maçına ilgi nasıl? Yani evet, şu anda ilgi bilet fiyatlarına da baktım şimdi, evet. 50 TL falan bayağı düşmüş bilet, evet, fiyatları da. Evet, 50 TL ve %80'i de doldu gözüküyor. %80. Şu anda. Evet, çok çünkü çünkü son içerideki son maç ve tabii alınan son iki galibiyet taraftarları biraz da olsa motive etti. Tabii son Hamşik'in de son maçının olacak olması, orada veda ediyor olacak olması da önemli, biliyorsunuz. Kendisi de söyledi, iç sahadaki son maçı olacak. Takımını bu sezon son kez izleyecek taraftar, o anlamda da cumartesi günü hafta sonu maça ilgi gösterecek, takımının yanında olacak. Tabii ben yine eleştirimi yapacağım, bu sezon takımın yanında çok olamaz
olmadı. Bazı taraftar gruplarının dışında diye onu da parantez içinde söyleyeyim. He. Onlar hep takımın yanında oldu. Evet, taraftar grupları, ama bütünsel anlamda baktığımız zaman ben şu eleştiriyi de yapıyorum. Geçtiğimiz sezon bu sezonun şampiyonu Galatasaray'dan, Galatasaray Trabzonspor'un bugününden belki çok daha kötü bir puan cetvelinde yerdeydi. Biliyorsunuz 13. sıralardaydı. Ama 30 bin kişiden aşağı taraftarı hiç oynamadı. Doğru. Ama Trabzonspor taraftarı bana göre kendi büyüklüğüne yakışır çok hareket etmedi. Ve takımını çok yalnız bıraktı. Tribünler çok boştu. Tabii bu hocanın ilk geldiği maçtan itibaren böyleydi. Ve hocanın, biliyorsunuz, hoca geldiği zaman önce tribünlere bakar. Oyuncular çıkış tünelinden çıktığı zaman önce tribünlere bakar. Ve Trabzonspor, eğer ben büyük bir takımsam, dördüncü büyük takımsam da diyorsa da bunun gereğini önce taraftar da yerine getirmeli. Bu sezon bana göre taraftar da çok gereğini yapmadı. Bu eleştiriyi de yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Nurgül, son sorum da hoca üzerinden olsun. Başkanlar ne zaman bir araya gelecekler? Bir de Uğurcan'ın hala İstanbul'da işte Galatasaray'la ilgili şeyleri, konuşmaları devam ediyor. Nedir onda son durum? Yani açıkçası çok şey değişebiliyor. Aygün Özbek, ben yurt dışında Nottingham Forest ile ilgili çok ciddi bir teklif oldu. Öyle mi? Evet, Nottingham Forest'in, ancak birkaç konuda sadece anlaşma sağlanamadığı için şu anda bekletildiğini bilgisini aldım ben. Öyle bir bilgi var bende. Ancak Galatasaray ile ilgili de sıcak gelişmeler yok değil. Çünkü Trabzonspor'un şu anda kaleci arayışı var. Belki önümüzdeki sezon daha iddialı olmak anlamında, şampiyonlar yeniden oynamak adına dediğim gibi Günay ile ilgili çok sıcak temaslar var. Ama Uğurcan Çakır'ın da Galatasaray'ın Uğurcan Çakır ilgisi hiç bitmiyor. Evet, yani Uğurcan'ın kafası çok karışık, onu da net söyleyeyim size şu anda. Bir dağınıklığı var Uğurcan Çakır'ın. Mental olarak da psikolojik olarak da, yani bir kararsızlık var sanki Uğurcan'da. Yakın çevresinden edindiğimiz bilgiler bu yönde. Ve Uğurcan'ın belki bir karar aşaması olabileceğini söyleyeyim ben. Her an her şey de olabilir. Sürpriz bir şey de olabilir. Bir yurt dışı da olabilir. Ama dediğim gibi Nottingham Forest çok net bir bilgi. Uğurcan Çakır'la ilgilendiği ve ciddi bir anlamda bir teklifte bulunduğu. Rakamlar belli mi peki? Yani rakam yok. Rakam kulübün belirlediği bir kafada bir rakam var mı? Kulübün belirlediği bir şu rakam. Anda onunla ilgili Ertuğrul'dan hiçbir açıklama yapmadı. Ahmet Ağoğlu sürekli bunu ifade ediyordu zaten. 12-14 milyon eurolardan bahsediyordu. Ama tabii bu sezonki Uğurcan'a baktığımız zaman bu rakamı telaffuz etmek çok zor. Ama tabii önümüzdeki günlerde bu rakamlarda netleşecek diye düşünüyorum. Ertuğrul Doğan da yurt dışındaydı uzun zaman. Ancak şu anda sanıyorum Türkiye'de ve hatta Giresun Spor maçına gelemedi kendi özel uçağıyla. O gün çok sisli bir hava vardı. Giresun'a inemedi. Yeni geri döndü söylendi. Hatta Trabzonspor yöneticilerinden sadece bir iki kişinin gelebildiğini gördük o günü. Çünkü çoğunluğu şehir dışında olduğu için sisli bir hava vardı ve Giresun Ordu Havalimanı'na inemedi uçaklar. O yüzden katılım da olmadı yönetim anlamında. Ancak şu anda hocayla da sık sık görüşüyorlar. Tabii transferler üzerinde hoca da bu anlamda Ertuğrul Doğan'a sürekli olarak kendisi hem raporlarını veriyor takımdaki oyuncularla ilgili, hem de taleplerle alakalı olarak. Scout ekibi de zaten aynı binadalar hocayla birlikte. Orada sürekli bir diyalog halinde başkanla da görüşmelerini devam ettiriyorlar. Sanıyorum bu hafta maç günü ya da maç yarın da olabilir. Başkan Ertuğrul Doğan Trabzon'a gelecek. Nurgül, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, attığımızda futbol aradan Nurgül Günaydın vardı. Detaylı bir Trabzon analizi yaptık. Hatta saha içerisinden gol sevinçlerini bile size aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ama şöyle söyleyeyim. Abdullah Avcı'dan sonraki döneme baktığımız zaman Bielsa ile beraber antrenmanların çok daha keyifli geçtiğini görüyoruz. Yani takımın durumu şu anda çok iyi bir durumda olmamasına rağmen futbolcuların bir hava yakaladığını görüyoruz. Bakalım önümüzdeki sene neler yaşayacak Trabzonspor diyelim. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI.